HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımı vereyim. Pazartesinden itibaren telefon hattını açacağız. Çünkü hafta sonu biliyorsunuz maçlar başlıyor. Maçların başlamasıyla beraber pazartesi günü itibariyle telefonumuzu açacağımızı belirtmek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Bugün saat 16'da, önce onu söylemek istiyorum. Bugün saat 16'da Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç Fenerbahçe TV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak. Saat 16'dan itibaren de Radyo Spor'dan Sayın Ali Koç'un açıklamalarını dinleyebilirsiniz. Saat 15.30'da da Ümit Özdağ canlı yayın konuğu olacak, sevgili Özgür Sancar'ın. Saat 3.30'dan itibaren de Ümit Özdağ'ın açıklamalarını, özellikle bu tribündeki olaylar, yasaklarla ilgili Sayın Ümit Özdağ'ın açıklamalarını buradan takip edebilirsem, Radyo Spor'dan hem ajansspor.com sitesinden hem Ümit Özdağ'ın açıklamalarını hem de Sayın Ali Koç'un ve Sayın Ümit Özdağ'ın açıklamaları buradan bu Radyo Spor'dan takip etmenin yanı sıra, cümleyi kuramadım ya, ajansspor.com sitesinden de takip edebilirsiniz. Evet, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Sev Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş maçında evinde grupa Azoti Kemik'i 3-1 yenerek çeyrek finali yükseldi. Euroleague'de Anadolu Efes Yunan ekip Panathinaikos'u deplasmanda 87-82 kazandı. Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı bu akşam Turkish Airlines Euroleague'de 2022-2023 sezonu 26. hafta maçında Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Bu akşam bu maç saat 20.45'te Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve Mücadele Esport'tan canlı olarak yayınlanacak. Demin de söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamaları saat 16'da FB TV'den, Sayın Ümit Özdağ'ın da açıklamalarını 15.30'da Radyo Spor'dan canlı yayına bağlanacak zaten. Sevgili Özgür Sancar'ın programından da dinleyebilirsiniz. Bugün tabii baktığımız zaman 03-03-1903 bugün Beşiktaş 120 yaşına girdi. Beşiktaş kulübü nice yaşları diyoruz. Bütün Beşiktaş camiasının da 120. yılını Radyo Spor ailesi olarak, Saran Grup olarak da bir kez daha kutlamak istiyorum. Evet, gündem yoğun. Programın ikinci bölümünde Emin Özkurt, kas hakimi ve spor hukuk avukatı Emin Özkurt bizlerle beraber olacak. Son dönemlerde, son günlerde yaşanan birçok olaylar var biliyorsunuz. Tribünlerde ve taraftarlara gelen tebligatlar var. Men cezaları var. Bunların bütün detaylarını programın ikinci bölümünde sevgili Emin Özkurt'a konuşacağız ama birkaç gündür biliyorsunuz Kayseri'den gelen bazı haberler de sosyal medyada çok büyük bir infial yarattı. Neden öyle? Kayseri Spor Kulübü biliyorsunuz Fenerbahçe taraftarının stada gelmemesi için İl Güvenlik Kurulu'na bir başvuruda bulundu. İl Güvenlik, Kayseri İl Güvenlik Kurulu da biliyorsunuz bu başvuruyu kabul etti ve Fenerbahçe taraftarı hafta sonu oynanacak olan Kayseri Spor maçında deplasman tribün yerinde alamayacağı açıklanmıştı. Ama tabii Fenerbahçe Spor Kulübü de buna karşılık açıklamalar yaptı ve idari makamlara resmi başvurularda bulunacağını ve kararı itiraz edeceğini söylemişti. Kayseri 2. İdari Mahkemesi Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na bir günlük itiraz süresi tanıdı. Mahkeme nihai kararını, itiraz dilekçesini değerlendirdikten sonra verecek. Fenerbahçe'de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Onun da detaylarını, bu konuların bütün detaylarını birazdan gireceğim. Ben şimdi tabii gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara bakmak istiyorum. Sizlere onu aktarmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Kulübü'de bu konuyla ilgili açıklama geldiğini söyledim. Trabzonspor, evet, Karadeniz'de bugün dünden itibaren dalgaların çok böyle hırçın bir şekilde kıyıya vurduğunu görüyoruz. Neden öyle söylüyorum? Bir anda ortalık karıştı Trabzon'da. Dün Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu görevi bırakma kararı aldı. Kulüpten seçimle ilgili genel kurulun yapılacağı tarihle ilgili açıklama geldi. Kongre tarihi 25 Mart olarak duyuruldu. Tabii eğer o tarihte çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki hafta kongre yapılacak ama Karadeniz'de biraz işler karışmış vaziyette.
Birçok futbolcunun şu an itibariyle, dün itibariyle ve birçok futbolcunun yaklaşık, dün ben çünkü Karadeniz'deki bir oradaki yerel muhabir arkadaşlarla konuşmalar yaptım. 8 veya 9 futbolcunun şu an kulübe alacaklarından dolayı ihtarname çektiği söyleniyor. Uzunca bir süredir maaş alamayan yabancılar varmış. Şu an acil olarak 20 milyon euro civarında bir ödemenin yapılması gerekiyormuş. Tabi bunların detaylarını programın ikinci bölümünde bir Karadeniz'e gideceğiz, Trabzon'a gideceğiz. Oradaki bütün detaylı bilgileri alacağız. Ve ilginç atamalar. Neden öyle diyorum? Sportoda Süper Lig'in 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK tartışmalı Sivasspor Galatasaray maçın hakemi Erkan Özdamar'a o karşılaşmadan sonra ilk kez görebilirdi. Biliyorsun Erkan Özdamar Sivas'ın attığı gole ofsaytımsı diyen VAR hakemi Özgür Türkalp'e uymuş ve golü iptal etmişti. Özdamar uzun bir aranın, hatta o dönemde şunlar söyleniyor hatırladığın zaman. Yani bu ikiliye sezon sonuna kadar görev verilmeyeceği, Özgür'ün de zaten hakemliği bırakacağı falan filan konuşuluyordu. Erkan Özdemir'e sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği konuşuyordu. Özdemir uzun bir aradan sonra bir maç almış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'da Sporto'da Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi. Bunların detaylarını zaten birazdan aktaracağım. Konu başlıklarına devam ediyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında Brezilya basınından flaş bir ayrılık iddiası geldi. Portekiz teknik adamın sezon sonu Sarı Lacivert'ten ayrılıp Brezilya'ya geri dönünce öne sürüldü. Medyada çıkan haberler. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Zanioli sezon sonunda gidiyor. Biliyorsunuz 15 milyon euro gibi rakam alınmıştı. Ve 5 yıla yayılan bir taksitler vardı. Onunla ilgili de detaylara gireceğiz. Bir Galatasaray'dan dün bir kap bildirimi geldi. Galatasaray 1.1 milyar 171 milyonluk anlaşma. Galatasaray yönetimi yeni projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı. Detayını aktaracağız. Sporto'da 1. Lig'de deprem nedeniyle verilen arada 4 ekip teknik direktör değişimine gitti. Ligde yoluna devam eden 17 takımdan sadece 4'ünde sezona başlayan teknik direktörler görev yapıyor. Diğerleri görevlerinden ayrılmış oldular. Beşiktaş taraftarlarının biliyorsunuz gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü. Vodafone Park'ta biliyorsunuz Antalya Spor'la oynanan maçta binlerce peluş oyuncaklar sahaya atılmıştı. O görüntüler biliyorsunuz dünya basında da çok geniş yer buldu. Toplanan bütün oyuncaklar, binlerce oyuncak Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çocuklara dağıtıldı. İsterseniz 10.09 kısa bir ara verelim. Aradan sonra şu haberlerin detayına gireceğiz. 10.30'dan itibaren de programın ikinci bölümünü hızlı bir şekilde gireceğimiz söyleyeyim. Emine Özkurt Hoca bizlerle beraber olacak. Nurgül Günaydın futbol arenadan Nurgül Günaydın da Trabzon'daki gelişmeleri aktaracak. Ben de kulüplerimize ilgili detaylı bilgileri yayın içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bir yandan da bir son dakika gelişmesi var. Zira Türkiye Kupası çeyrek final programı belli oldu. Çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihleri arasında oynanacakmış. Tekrar söylüyorum. Zira Türkiye Kupası çeyrek final maç programı belli oldu. Çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihinde oynanacak. Evet, şöyle bugünün bir programına bakalım. Bugün Koren'den Alanya Spor Medipol Başakşehir maçı var. Maçın başlama saati 20. Hakem olarak da Zorbay Küçük gözüküyor. 4 Mart Cumartesi. 13.30'da Fatih Karagümrük Demir Grup Sivas Spor maçı var. Ümit Öztürk yönetecek. 16'da Trabzonspor Ümraniye Spor maçını Kadir Sağlam yönetecek. 19'da 4 Mart Cumartesi 19'da Kayseri Spor Fenerbahçe maçını demin de söylemiş olduğum gibi Atilla Karaoğlan yönetecek. 5 Mart Pazar saat 16'da Konya Spor Giresun Spor Erkan Özdamar. 19'da Beşiktaş Ankara Gücü maçını Volkan Bayaslan yönetecek. 6 Mart Pazartesi Kasımpaşa Antalya Spor maçını da Cihan Aydın yönetecek. Tabi haftaya bay geçen takımda İstanbulspor olduğunu belirtmek istiyoruz. Tabi biliyorsunuz Galatasaray'ın da Gaziantep'te maçı vardı. Biliyorsunuz Galatasaray da bu hafta direkt 3 puan alıyor. Hem Gaziantep hem Hatay biliyorsunuz. Maçlara baktığımız zaman Adana Demirspor Hatay maçı da vardı bu hafta. Bu iki takım da tabii olmadığından dolayı takımlar otomatikman 3'er puanları hanelerine yazmış oluyorlar.
Evet, dönelim Kayseri'ye. Kayseri'deki alınan karara, Fenerbahçe kulübünün itirazına, isyanına, taraftarların isyanı, hukukçuların birçok kanallara bağlanması, tribünlerden tepkilerin gelmesi ve sonunda Kayseri 2. İdare Mahkemesi Fenerbahçe taraftarıyla ilgili kararı verdi. Kayseri 2. İdare Mahkemesi Fenerbahçe taraftarların deplasman tribünü alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Fenerbahçe Spor Kulübü bununla ilgili başvuruda bulunmuştu, biliyorsunuz. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun bir günlük itiraz süresi de tanıdı. Tahmin ediyorum işte bugün buna göre tam net karar çıkacak. Mahkeme nihai kararını itiraz dilekçesi değerlendirdikten sonra verecek. Fenerbahçe'den de konuyla ilgili, bununla ilgili de açıklama geldi. Biliyorsunuz Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kayseri Spor'un konu olacaktı. Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Kayseri İl Güvenlik Kurulu güvenlik gerekçesiyle Salihli taraftarların deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı. Fenerbahçe Kulübü alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme bu ara kararında Fenerbahçe'nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi. Tabii ki Kayseri Spor Kulübü, biliyorsunuz, birçok yapmış olduğu açıklamada bazı sıkıntılı durumların olabileceği, bununla ilgili duyumların geldiğini, bilgilerin geldiği yönünde açıklama yapmış ve bu maça taraftarın alınmaması yönünde de İl Güvenlik Kurulu'ndan, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'ndan da istekte bulunmuştu. O kurulda o zaman bu kararı kabul etmişti. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na cevap verme süresi olarak da bir günü süre tanıyan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar vererek nihai kararının cevap dilekçesini inceledikten sonra vereceği bildirildi. Mahkeme yürütmenin durdurulma kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu da ara kararında belirtti. Tabii hemen bu karardan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü de, avukatları da hemen kulübün internet hesabından da bir konuyla ilgili bir açıklamada bulundular. Bilindiği üzere Yukater Kayseri Spor'un başvurusu üzerine Kayseri Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından kulübümüze Yukater Kayseri Spor ile 4 Mart 2023 tarihinde Kayseri'de oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakası ile ilgili olarak kulübümüz tarafından stadyuma taraftarlarımızın alınmamasına yönelik bir karar verilmişti. Bu karara karşı kulübümüz tarafından Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde 1 Mart 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma talebiyle iptal davası açılmıştır. Açtığımız bu davada bugün, yani bugün derken dün itibariyle söylüyor, bugün Kayseri 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla dava konusu işlemin şu aşamada yürütülmesinin durdurulmasına, davalı idareye savunmasını vermesi için bir gün süre verilmesine karar verilmiştir. Alınan kararın yürütmesi şu aşamada durdurulmuş olup nihai karar davalı idarenin savunmasından sonra verilecek, kamuoyunun bilgisine sunarız. Tabii ki net karar bugün herhalde, tahmin ediyorum, öğleden sonra netleşir. Tabii bu konular konuşulurken işte Fenerbahçe taraftarı, işte maça gidiyoruz, işte kulüp aman daha durun, itirazda net cevap verecek, ondan sonra mahkeme karar verecek falan derken bir anda Karadeniz'den, Trabzon'dan hiç beklenmeyen gelişmeler yaşanmaya başlandı. Yani Sayın Ahmet Ağaoğlu nun istifası istendi. Bazı yöneticiler imza toplayıp başkanı indirmek için çalışmalara başladığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Hatta imza sayısının 9'a falan çıktığı gözlendi. Tabii ortalık biraz karıştı. Ne yapılacak, ne edilecek? Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu nasıl karar alacak? Görevi bırakacak mı, bırakmayacak mı? Yeniden aday olacak mı, olmayacak mı? Kongreye gidilecek mi? Gibi. Herkesin kafasında soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. Ve daha sonra ilerleyen saatlerde de Trabzonspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu görevinden ayrılıyor. İşte ve Trabzonspor seçimli olağanüstü genel kurula gidecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görevi bırakma kararı aldı. Kulüpten seçimle ilgili olağanüstü genel kurulu yapılacağına dair açıklama yapıldı. Kongre tarihi ise ilk olarak sevgili ajansspor.com sitesi bunu zaten duyurmuştu, biliyorsunuz. 25 Mart olarak duyurulmuştu. Trabzon'un resmi sitesinden yapılan açıklamada da tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden
Kulübümüzün seçimde olağanüstü genel kurulunun aşağıdaki gündemde 18-19 Mart 2023 tarihinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesisleri Trabzon adresinde saat 9'da yapılmasına karar verilmiştir denildi. Duyurunun devamında ise çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aramaksızın aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihinde Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde 09 ve 16 saat arasında yapılmasına karar verilmiştir ifadelerini yer aldı. Tabii baktığımızda uzun yıllar sonra Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'u şampiyonluğa getirdiğini görüyoruz ama bu sene maalesef kadro planlaması ve arka arkaya yaşanan başarısız sonuçlarda Trabzon camiasında tepkiye yol açmıştı. Daha önceki dönemlerde hatırlarsınız Trabzon'a gittiğiniz zaman maç bileti bulmakta zorlanırdınız ama son dönemlerde özellikle bu sene alınan başarısız sonuçlardan sonra Trabzon tribünlerinin taraftar tarafından doldurulmadığını, taraftarın Trabzon'a başkanına, işte hocasına, futbolcusuna tepkili olduğu yönünde de sık sık haberler çıkıyordu. Ve stadın dolmamasından dolayı da camianın önde isimleri de isyanlarını da dile getiriyorlardı. Tabii geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor, önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinden, sonra Avrupa Ligi gruplarında ve son olarak da Konferans Ligi playoff turundan elenerek çok büyük bir maddi kayıp yaşadı. Yaklaşık kaybın 20 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Demin de söylemiş olduğum gibi aslında bu gelecek buradan düşünülen para gelecek hesaplamaları yapılmıştı. Ona göre transferler yapılmıştı. Takımın %80'i büyük bir değişime uğradı. Yani ilk kez bir şampiyon takımında 13 tane futbolcu transfer edildi. Fakat gelen futbolcuların giden ayrılan takımdan ayrılan futbolcuların yerini dolduramaması, maliyetlerin çok yüksek olması ve Trabzon kulübünün de yaklaşık 4 milyar TL'ye yaklaşan borcunun bulunması da büyük sıkıntıları yol açtı. Son dönemlerde futbolculara ödemelerin yapılmadığı yönünde çok fazla haberler geliyor. Ertuğrul Doğan orada çok önemli bir isim. Trabzon camiasının sevdiği bir isim. Sayın Ertuğrul Doğan'ın da finansal anlamda destek sağlayamaması nedeniyle kulübün de büyük bir dar boğaz içinde olduğu konuşuluyor. Futbolcuların ödemelerin yapılmadığı, uzun süredir ödemelerin aksadığı yönünde bilgiler geliyor. Hatta dün işte ben demin de söylemiştim. Dün Trabzon'dan bazı arkadaşlarla konuştum. Kulübe yakın arkadaşlarla görüşmeler yaptım. Birçok isim kulübe ihtarnameler çekmiş. Alacaklarına karşılık. Hatta önümüzdeki günlerde eğer bu paralar ödenmezse fesihlerin bile olacağı yönünde haberler de oluşuyor ki hakikaten geçen senenin şampiyonu olan herkesin takdirle bahsettiği, oynadığı futbolda takdirle bahsettiği sezona hazır giren, geçen sene açısından söylüyorum, Trabzonspor'un bir sene içerisinde neden bu kadar büyük bir düşüş yaşadığını da hepimiz merak ediyoruz. Bunu da zaten sevgili Nurgül Günaydın'a soracağız. Ama tabii demin de söylemiş olduğum gibi hakikaten biraz ortalık karışmış vaziyette. Trabzon'da karışmış vaziyette. Yeni başkan gelecek. Ertuğrul Doğan'ın başkan olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Finansman açısından destek vereceği konuşuluyor. Hocanın durumunun ne olacağı konuşuluyor. Sayın Ahmet Oğalı'nın tekrar girip girmeyeceği konuşuluyor. Yani çok sıkıntılı bir süreç var. Bakalım bundan Trabzonspor nasıl baş edecek, nasıl çıkacak? Zaman bunu gösterecek ama kulübün şu anda çok karışık bir noktada olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz. Tabii bunlar konuşuluyor. Arkasından hemen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tak hemen cezaları gene başladı. Biliyorsunuz PPDK, klasik PPDK her perşembe yok şu yok bu gibi gerekçeler göstererek kulüplere cezalar yağdırmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada PPDK'nın saha olayları çirkin ve kötü tezahürat ile sportmanlığa aykırı hareket gibi farklı gerekçelerle Galatasaray'a 126 bin lira, Beşiktaş'a 112 bin lira, Trabzonspor'a 56 bin lira,
Yukatel Kayseri Spor'a 21 bin lira ve Ankara Gücü'ne de 56 bin lira para cezası haberi dün bir anda çıktı. Kurul yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Galatasaray, Beşiktaş ve Ankara Gücü'nün de bazı taraftarlarının bir sonraki iç saha müsabakaları için elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bloke ettiğini açıkladı. Şimdi bu blokeler falan filan benim biraz canımı sıkıyor. Yani niye komple bütün tribünleri kapatıyorsunuz? Eğer sıkıntılı tezahüratta bulunan, ne bileyim küfür eden, ne bileyim sahaya yabancı madde atan kişileri tek tek tespit etmeyip de yani boşver hepsine ceza ver mantığı neden yapılıyor? Onu da anlamış değilim. Yani o da ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelip hiçbir şey olaya karışmamış olan, sadece takımını izlemeye gelen, takımına destek olmaya gelen birçok taraftara da bir anda bu cezalarla kapatın açık tribünü diyor. Mesela kapat diyor, komple kapat diyor. Bir anda 8 bin, 10 bin kişi maça gidemiyor. Orada 300-500 kişinin yapmış olduğu çirkin tezahürat, kötü tezahürat, ne bileyim sahaya attıkları yabancı madde. Bunları tabii tasvip edecek şeyler değil, onu da belirtelim. Sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı 300-500 kişinin yapmış olduğu olayı bir anda binlerce kişiye mal etmek de pek doğru olmuyor. Yani bu Pasolik niye çıktı? Pasolik'e biz paramızı verirken, Pasolik kartımızı alırken bize ne dendi? Hiç merak etmeyin. Olay çıkaranlar tek tek tespit edecek. Göz bebeklerine kadar öyle kameralar yerleştirdik ki yani sahaya yabancı atan, madde atan, ne bileyim çirkin tezahüratta bulunan, şunu bunu yapan kişiler göz bebeklerine kadar o kameralardan tespit edilecekler. Tek tek yakalanacaklar ve ona göre işlemler yapılacak denmişti o zaman ve insanlar da Pasolik aldı. Pasolik aldılar. Rahat bir şekilde nasıl gideceğiz? Olay çıkaranlar anında tespit edilecek mantığıyla gidilirken bir baktık ki bu olayın böyle olmadığını gördük. Olay çıkaranların, ne bileyim sahaya yabancı madde atanların yanında işte insanlar da maalesef hiçbir olaya karışmayan, çoluğuyla çocuğuyla gelen veya tek başına münferit olarak gelen, takımına sadece destek olan, alkışlayan taraftarların da cezaya mağdur olduğunu, kaldığını görüyoruz. Bunun da artık bir an önce düzeltilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Semih Büyükekşi aslında güzel çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili de aslında biraz daha çalışma yapsa yerinde olur. Yani komple cezaların blok blok kesilme yerine kişiler tarafından kesilmesi önemli. Mesela şimdi programın ikinci bölümünde bu konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında bazı taraftarların tepkileri vardı. O taraftarlar tek tek tespit edildi biliyorsunuz. Hepsinin ellerine tebligatlar gidiyor. Şimdi demek ki tek tek tespit yapılabiliyormuş. Tek tek tespit yapılabiliyorsa niye peki bu kötü tezahüratlarda tek tek tespit yapılmıyor? Yani niye komple bloğu kapatıyorsunuz? Tribünleri taraftara kapatıyorsunuz? O insanların maç izleme hakkını elinden alıyorsunuz? Saraçoğlu stadında işte hükümete karşı tezahüratta bulunan kişilerin evlerine tebligatlar gitmeye başladı. Spor sahalarından men cezalarını içeren bu sahalara giremeyeceğine yönünde tek tek tebligatlar gidiyor. Demek ki bunlar tek tek tespit edildi. Diğer maçlarda niye bunlar tek tek tespit edilmiyor? Niye komple bir anda bloklar kapatılıyor? Yani orada küfür eden 3 kişi, 5 kişinin veya 10 kişinin, 20 kişinin yapmış olduğu şeyi niye bir sürü kişi çekiyor? Bunları da sormak lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de biraz daha bu yöne yönelmesi. Yaşın yanında kurunu dayanmaması gerekiyor ya. Onunla ilgili hakikaten Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de devreye girmesi gerekiyor. Onunla ilgili biraz daha çalışmalar yapması gerekiyor. Oraya masum bir şekilde gelip takımına destek olmaya gelen, ne bileyim çoluğunu çocuğunu getiren kişi bir sonraki hafta maalesef bir sonraki hafta bu insanlar yüzünden maça giremiyor. Tabii bunlar konuşulurken bir yandan da Fenerbahçe'de bir ara biliyorsunuz çok fazla haberleri çıkmıştı Jesus'la ilgili. Jorge Jesus'la ilgili de Brezilya'dan bu sefer haberler gelmeye başladı. Brezilya'da teknik direktör Jorge Jesus'un da manşetlere çıktığını görüyoruz. Brezilya basınından da flash iddialar geldi.
Portekizli teknik adamın sezon sonu sarı lacivertlerden ayrılıp Brezilya'ya geri döneceği öne sürüldü. Medyada, Brezilya basınında Portekiz teknik adamın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya'ya döneceği, 68 yaşındaki teknik adamın eski kulübü Flamengo'nun yanı sıra Brezilya milli takımının radarında olduğu belirtildi. Teknik direktörlüğünü eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'nın yaptığı Flamengo, Portekizli hoca ile çıktığı Brezilya Süper Kupası'nı, kupa finalini ve Güney Amerika Süper Kupa finalini kaybetmişti. Pereira'nın iki final kaybetmesi sonrası harekete geçen Flamengo yönetiminin takıma Libertadores Kupası'nı kazandıran Jorge Jesus'u tekrar gündeme göreve getirmek istediği kaydedildi. Bu tip haberler var Brezilya basınında. Jesus'un Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çelek finale veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Brezilya milli takımında listesinde yer alıyor. Brezilya basında yer alan haberlerde Tite'den boşalan teknik direktörlük görevi içinde en güçlü adayın Jorge Jesus olduğu ifade edildi. Zaten biliyorsunuz yani burada Brezilya basını diyor işte sezon sonuna görevinden alacak. Zaten bir yıllık sözleşmesi var Jesus'un. Tabii sezon sonunda ne olur? Sayın Başkan Ali Koç ikna eder mi etmez mi? Jesus gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ama pardon. Ama tabii hocanın en büyük hayali biliyorsunuz Brezilya milli takımını çalıştırmak. Bununla ilgili de sık sık hem Portekiz basında hem de Brezilya basında da açıklamalar yapıyor. En büyük hayalinin Brezilya milli takımının başına geçmek olduğu yönde açıklamalar yapıyor. Ama Türkiye'de de iyi bir ivme yakaladı, iyi bir çıkış yakaladı. Evet, Katar Dünya Kupası öncesiyle şu andaki Fenerbahçe arasında biraz fark olduğunu görüyoruz. O dönemki Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında fark olduğunu görüyoruz ama Jesus'un da biraz aklının karıştığı da gözüküyor. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çok fazla teklifler var. Özellikle bu Brezilya milli takımı, en büyük hayali olan Brezilya milli takımı geçecek olması belki hocanın da biraz aklını karıştırmış olabilir. Tabii bununla ilgili son karar sezon sonunda verilecek. Ligimiz devam ediyor. Jesus şu anda tamamen bütün konsantrasyonunu lige vermiş vaziyette. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağı yönünde sık sık açıklamalar yapıyor. Kendi sosyal medyasından hesabından da paylaşımlarda bulunuyor Jorge Jesus. Bekleyip görmek lazım. Tabii sezon sonu her şey sezon sonu belli olacak. Sayın Ali Koç eğer ikna ederse veya kalmasını ister mi istemez mi bilmiyoruz tabii ki. Sayın Ali Koç'un da düşüncesini bilemiyoruz, bu yöndeki düşüncesini. Eğer kalması yönünde bir düşünce varsa elinden geleni yapacaktır. Ama bu dakikadan sonra da eğer Jesus ayrılırsa, şimdi sezon sonunda onu da söylememiz lazım, artık Fenerbahçe teknik direktörlük anlamında ivme çok büyüdü, yükseldi. Yani Jesus'un üzerinde bir teknik direktörün getirilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Saatlerimiz 10:29-10:30'u gösteriyor. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra artık programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyelim. Çok konu var. Konuşacağımız çok konu var. Osterwald biliyorsun sözleşmesinin detayları belli oldu. Beşiktaş'tan 7 ayrılık gözüküyor. Onun detayını birazdan gireceğim. Galatasaray çok önemli yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Florometin Oktay tesislerinin arsasını satın aldı. 1.171.800.000 TL aldı. Yani daha önce biliyorsunuz 21 dönümlük bir araziydi. Şimdi 62 dönüme çıkarttı. Orada yapılacak olan çalışmalar aktarılacak. Galatasaray İstanbulspor'la cumartesi günü depremzedeler için, yani yarın bir maç düzenleyici karşı karşıya gidecek. Saat 17'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak maç. Onu da belirtmek istiyorum. Zaniolo'nun maliyeti belli oldu ama sezon sonu Milan'a gideceği yönünde Milan'a gideceği yönünde haberler çıkmaya başladı. Hacı Wright ile ilgili Galatasaray'ın devreye girdiği konuşuluyor. Yani çok fazla konular var konuşacağımız. Onları da programın ikinci bölümünde ara ara devam edeceğimizi söyleyelim. Kısa bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra ters köşe tüm hızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10:32 gösteriyor. Hattımızda kas hakimi, spor hukuk avukatı Emin Özkurt var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Aygün Bey, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam tabii bir anda herkes Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun bir açıklamasıyla şok oldu.
ne oluyor falan evet. filan dendi. İşte ne bileyim Kayseri Spor Kulübü dedi ki bana şöyle şöyle duyumlar geldi. Bundan dolayı sıkıntılı bir süreç başlayacak dendi. Ve İl Güvenlik Kurulu'ndan da dedi ki Fenerbahçe taraftarı gelmesin. 1500 kişilik bir Fenerbahçe taraftarı gidecekti. Gelmesin dedi. Evet. Ben sıkıntı yaşayabilirim gibime getirdi. Bunun tabii Hı-hı. sebebini siz de çok iyi biliyorsunuz. Bizler de bizi dinleyenler de çok çok iyi biliyor. Herkesin bildiği gerçek. Aynen. Herkesin Ama tabii gerçek. Ondan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü başvuruda bulundu ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Şimdi buradan yürütmeyi başlayalım. Yürütmeyi durdurma kararı Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine değil, bir Fenerbahçeli taraftarın avukatı vasıtasıyla yaptığı başvuru üzerine verildi galiba ilk olarak. İlk olarak ondan sonra da zaten ama tahmin edin bugün netleşecek o karar tam olarak çünkü durdurdu ama galiba Kayseri'den de belgeler istenecek ondan sonra tam anlamda karar verecek. Şimdi buradan başlayalım hocam. Yani şimdi evet. bir kulüp ya efendim ben şunu duydum, bunu duydum diyerek taraftarların gelmesini engelleyebilir mi? İl Güvenlik Kurulu'nu etki altına alabilir mi? Belge bilgi olmadan bunu yapabilir mi? Oradan başlayalım. Neler söylersiniz hocam? Buyurun. Ya öncelikle Aygün Bey, bu konudaki değerlendirmelerimizi siyasi tercihlerimizden arınmak suretiyle Doğru. ve objektif hukuk kaideleri çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Yani bu çerçeveden bakmamız Doğru. gerekiyor. Doğru. Siyaset işine geldiğinde sporu kullanıp işine geldiğinde bir kenara atacak bir anlayışla yapılıyorsa bu yanlış siyasettir. Hı hı. O çerçeveden konuya yaklaştığımızda ise Fenerbahçe ile alakalı Kayseri Spor'un talebiyle verilen yaklaşımını ne derler taraftar alınmaması yaklaşımını bir hukuk skandalı ve hukuk katliamı olarak görmemiz lazım. Hı. Bu kesinlikle zemini olmayan hukuki olarak da savunulamayacak bir yaptırımdı. Dolayısıyla bunu Kayseri Spor'un bu yönde başvurusu yanlıştı. Çok hatalıydı. Sadece hukuki açıdan değil, bakın sportif rekabet açısından da çok ayıptı. Bir kere bunun altını çizelim. Siz sporun içinde olan bir insansınız. Hı hı. Bu yaklaşımın herhalde doğru olduğunu düşünemez. Mümkün değil. Yani Fenerbahçeli olmasanız bile. Yani ben her zaman şunu söylüyorum hocam. Yani sporun en güzel tarafı yani maçlara deplasman tribünlerinde taraftarın gelmesi. Ben o zaman seviyorum. Yani tek sesli çok sesi seviyorum ben. Ve bu tip yasakları da ben her zaman karşı olan biriyim. Dolayısıyla Kayseri Spor burada çok yanlış bir talepte bulundu. Güvenlik Kurulu çok yanlış bir karar verdi ve siyasi sahiple kararı verdi. Hepimiz biliyoruz. Bu kararın neden verildiğini. Bu karar hükümet istifa ibareleri nedeniyle verildi. Hı hı. Fenerbahçe taraftarlarının Konya Spor maçında yapmış olduğu protesto nedeniyle yapılan bu süreç yürütümü tamamıyla Fenerbahçe taraftarı gelmesin ve olası bir hükümet istifa sloganı atılmasın diye yapılmış olan bir yaklaşımdı. Ben burada Kayseri Spor yönetimiyle İl Güvenlik Kurulu arasında da bir fikir teatisinin olduğunu düşünüyorum bu kararın verilmesi süreçlerinde. Hı hı. Dolayısıyla bunları da iyi takip etmek gerekiyor. Yanlış bir hukuki yolu yürüttü Kayseri Spor. Ve ne mutlu ki yargı, Kayseri 2. İdare Mahkemesi verdiği kararla bu yanlışı bir manada giderdi. Tabii Kayseri'nin başvurusuna baktığımızda, şimdi ona bakıyordum ne vardır diye, cümleye baktığımızda bize ulaşan ve oynanacak futbol maçına, futbol doğasına uygun olmayan, kötü niyetli yaklaşımlarla ilgili mesajlar bizi böylesine zor bir konuda Kayseri Spor Güvenlik Kurulu'na müracaat etmeye mecbur bırakmıştır cümlesi var. Böyle bir mecburiyet yok. Böyle bir mecburiyet olsaydı yargı zaten bunun gereğini söylerdi. Şu an itibariyle yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar verildi. Eğer yargıya herhangi bir siyasi müdahale olmazsa bu karar bu şekilde hayatta ve ayakta kalır. Böylelikle de hafta sonu oynanacak maçta Fenerbahçeli taraftarlar hak ettikleri gibi Kayseri türbünlerinde yerini alırlar. Bunu bu kadar net söyleyeyim size. Çünkü protesto anayasal bir haktır. Aygün Bey. Doğru, doğru. Anayasamızın 26. maddesiyle güvence altına alınmıştır. İfade özgürlüğü çerçevesinde güvence altına alınmıştır. Tehdit, hakaret içeren tezahüratlar falan yapılırsa zaten onunla ilgili şahıslara ilgili idari yaptırımlar uygulanıyor. Ama sen külliyen bir topluluğu, külliyen bir camiayı,
küryen bir Fenerbahçe gibi, asırlık bir Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi asırlık çınarları bu şekilde siyasetin konusu yapmaya çalışırsan, kimi bazı kulüpler üzerinden ve kulüplerin hepsini de kastetmiyorum, kulüplerin yönetimleri üzerinden, hı hı, bu yarın öbür gün çok farklı geri dönüşler olur. Bakın, biz siyasetin sporcuları, çeşitli futbolcuları, çeşitli futbol yorumcularını nasıl siyasete alet ettiğini gördük. Değil mi? Evet. Yani gördüm. Sen de var mısınlar, sen de yok musunlar, hı hı hı, yani müthiş Türkiye için filan. Bunu yaptıklarında siyaseten bir problem yok. Ama bir eleştiri geldiğinde hayır bunu yapamazsın şeklinde bir yaklaşım. Olmaz. Bu çifte standardı spor camiası kaldırmaz. Hele hele Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, bakın bu kulüpler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana çok önemli roller üstlenmiş kulüplerimiz, güzide kulüplerimiz. Fenerbahçe dediğinizde, Beşiktaş dediğinizde bir durup düşüneceksiniz. Beşiktaş'ın ilk futbol takımından 8 tane şehidi var Çanakkale muharebelerinde. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru doğru. Fenerbahçe'nin ilk futbol takımından, ilk sporcularından onlarca Fikirtepe bataryasında vesaire yerlerde şehitleri var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin esasları otururken, Cumhuriyet'in ve Atatürk çizgisinde oturan temellerin harcı olmuş kulüpler. Dolayısıyla bunları susturmaya çalışarak elinize hiçbir şey geçmez. Bilakis tam tersine kendinizi sıkıntılı bir duruma düşürürsünüz. Hatırlıyoruz değil mi 3 Temmuz'u? Evet. 3 Temmuz daha çok yakın bir şekilde hafızalarımızda. Biliyorsunuz ben de o dönem 3 Temmuz'da FETÖ yapılanmasıyla ve o dönem hükümetle de ve siyasi güç anlamında da çok güçlülerdi. Dolayısıyla orada bir mücadele sergilendi. O mücadelenin hala hatırası hepimizin zihninde tazeyken bu tür inatlaşmalara falan girmeye gerek yok. Yanlış, hukuksuz, hukuka aykırı ve temelsiz hareketler bunlar. Seyircisiz stat olmaz. Taraftarsız futbol olmaz. Bu nedenle de bu manadan baktığımızda İdare Mahkemesi'nin, Kayseri İdare 2. Mahkemesi'nin verdiği kararı değişmemek kaydıyla korunması gereken ve Fenerbahçe taraftarlarının maça girmesini gerektiren bir karar olduğunu görmemiz lazım. Çünkü bu daha sonra yani şunu söylemek istiyorum aslında ya, evet, işte ne bileyim büyük maçlarda efendim ben o taraftar bunu yapabilir, şunu yapabilir diye kulüpler yazı yazsa bundan sonra demek ki alınmayacaklardı. Ben verilen bu şuna gösteriyor. Hı, aynen Aygün Bey, bakın siyasi sahiplerle kimi kulüplerin yönetimleri, hükümetin çeşitli belediyeleri başkan adayı olmuşlar veya milletvekili adayı olmuşlar. Bunların listesini de görmüşsünüzdür. Evet. Veyahut da kulüp başkanı sermaye, aday olacak tabii, olanlar da var şu anda. Sermaye veya hisse yapıları itibariyle iktidara yakın olan kulüp yönetimleri var. Bunlar şimdi kendilerince bu bulundukları koltukları da suistimal ederek büyük camiaları baskı altına almaya çalışıyorlar. Doğal demokratik tepkilere, kendi mecrasında gerçekleşen demokratik tepkilere hiç kimsenin parmak sallama ve sopa gösterme hakkı ve yetkisi yoktur. Unutulmamalıdır ki burada önemli olan hakkaniyet ve hukuktur. Yani bizim Kuzey Yıldızı gibi hep bakmamız gereken ve onu istikamet belirlememiz gereken tek şey hukuk ne diyor ve hakkaniyet ne diyor. Bu açılardan bakmamız gerekiyor. Şimdi şu an için güç sahibi olabilirsin ama yarın öbür gün iktidar değiştiğinde veyahut da güç yer değiştirdiğinde sana karşı böyle bir yaklaşım sergilendiğini düşün. Tabii. Bunu da biz aynı şekilde şu an sizinle nasıl konuşuyorsak buna karşı da sesimizi yükseltiriz. Doğru. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmaz. Doğru, doğru. Onun için herkesin aklına başını alıp hukuka ve adalete ve yargı kararlarına saygı göstermesi ve işleri daha fazla zorlamaması gerekiyor. Yani aklın ve hukukun yolu bir diyorsunuz. Aklın yolu bir, hukukun yolu bir. Bundan sapmalar daima bu yoldan sapanlara negatif döner. Şimdi tabii ki şunu sormak istiyorum. Hattımızda kas hakimi ve spor hukuk avukatı Emin Öztürk var. Hocam şunu sormak istiyorum size. Şimdi Fenerbahçe stadında biliyorsun maç oynandı ve orada, evet, hükümete istifa sesleri yükseldi. Son birkaç gündür de
Taraftarlara tebligatlar gitmeye başladı. Uzunca bir süre statlara giremeyeceği yönünde, main olacağı yönünde. Hatta ben dün kulüpten kulüple de görüştüm. Nedir bu durum dedim. Şu ana kadar biz de tespit edemedik kaç kişiye gittiğini dedi. Yani şu ana kadar kulübe başvuran 5-6 kişi varmış. Bana böyle bir şey geldi. Ne olacak diye. Siz var de görmüşsünüzdür. Öyle. Tabii tabii var yazılar. Resmi yazılar var zaten. Men edildiğinde neden? 62-22 üzerinden gidiliyor çünkü. Ama hükümete istifa sloganından değil. Onu da söylemek istiyorum. Dedi ki bana kulüpteki avukatlar, hukukçular, eğer hükümete istifadan olsaydı Fenerbahçe PFDK'dan bundan dolayı ceza yerdi. Bir saniye ne dediler? Hükümete istifa tezahüratları olsaydı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu vermiş olduğu cezayı bize bu yüzden de verebilirdi dedi. Aynı cümle bu. Verebilirlerdi dedi. Demek ki hükümet istifa sloganından dolayı kulübe ceza veremezdi. Yanlış ifade etmişler. Öyle bir şey yok. Peki. Ama gelen yazılara baktığımız zaman 62-22 küfür üzerinden gidiyor ve o sloganları yapan kişilerin tek tek tespit ederek evlerine yazılar gitti, şeyler gidiyor, resmi evraklar gidiyor. Bununla ilgili neler söylersiniz hocam? Şimdi Fenerbahçe. Ya bu tarafta bu bizi şimdi dinleyen belki de bu tebligatlar almış olan binlerce insan vardır veya yüzlerce kişi vardır, bilemiyorum tabii kaç kişi olduğunu. Evet. Ne yapmaları gerekiyor ve neler söylersiniz, buyurun hocam. Bir kere şunu söyleyeyim. Bunu sadece Fenerbahçe taraftarlarına değil, tüm taraftarlara söylemek lazım. Hakaret, küfür ve tehdit etmediğiniz müddetçe her türlü eleştiriyi dilediğiniz şekilde ile getirmeniz hakkınızdır. Bunun önünde hiç kimse duramaz. Bundan dolayı da hiçbir şekilde yasal bir tahkikata maruz kalamazsınız. Altını çiziyorum. Bu kadar net. Ulan kelimesinden gidebilir mi? Bakın, Fenerbahçe taraftarlarının Konya Spor maçında yapmış olduğu protesto nedeniyle ben de tebligatlara baktım. 6222 sayılı kanunun 14. ve 18. maddelerine istinaden. Evet. Haklarında seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanmasına karar verildiği anlaşılıyor. Buraya baktığımızda hükümet istifa tezahüratı üzerinden eğer bunu uygulamışlarsa, eğer hükümet istifa tezahüratı üzerine bu tedbiri uygulamışlarsa 6222 sayılı kanunun tehdit veya hakaret içeren tezahürat başlıklı 14. maddesi var Aygün Bey. Hı hı. O madde kapsamına bu sokulamaz. Çünkü o cümleden ben ifade edeyim. Buyurun, ifade edeyim, buyurun, ondan sonra buyurun. Çünkü nasıl statlarda duyduğumuz yönetim istifa tezahüratları nedeniyle taraftarlar hakkında herhangi bir tedbir uygulanmıyor, değil mi? Evet. Dolayısıyla yapı ve içerik itibariyle hükümet istifa tezahüratında hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bunlar özgürlük, ifade özgürlüğü, anayasanın 26. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünün bir tezahürüdür. Kendilerine bu manada tedbir uygulanan taraftarların eğer hakaret etmedilerse, eğer bir küfür veya da tehdit yaklaşımı içerisinde bulunmadılarsa sadece ve sadece hükümet istifa protestosu gerçekleştirmişlerse buna ilişkin itirazlarını yapmaları halinde bu yasakları kalkar. Ama şunu sordum ben orada, yani ulan kelimesi üzerinden çok fazla gidiyormuş insanlar, ulan cümlesi üzerinden. Yani o kelime hakaret ve küfüre giriyor mu bilmediğim için soruyorum size, hukuki anlamda siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları. Yargıtay'ın çeşitli kararları var. Kimi kararlarında kamu görevlisine dahi söylense ulan ifadesini içerisinde bulmuş, ne derler, eleştiri sınırları içerisinde bulmuş. Hukuk ceza genel kurulu kararları var. Kimi kararlarında ise bunun hakaret olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla bu konuda eğer ulan tabirini kullanmaktan dolayı seyirden men tedbiri uygulandıysa bu hakarete sokulabilir ve hakaret nedeniyle tedbir uygulandı denilebilir. Ama hükümet istifa şeklinde sadece ama sadece bu istifa talebinde bulunan taraftarlara kimse hukuk çerçevesinde böyle bir seyirden yasaklama tedbirini uygulayamaz. Eğer kendilerine seyirden yasaklanma tedbirini içeren tebligat ulaşan taraftarlar söz konusu tedbirin kaldırılması için soruşturma evresinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına, kovuşturma evresinde ise ilgili ceza mahkemesi nezdine talepte bulunabilirler. Bu şu anlama geliyor.
Şu anda henüz soruşturması yapılıyor ya, daha ifadeler evet, alınmadı evet, ama evet. Tedbir kararları uygulanıyor. Bu tedbir kararlarına karşı taraftarların Cumhuriyet Savcılığına itiraz hakkı var ve şunu söyleyebilirler. Ben anayasal hakkım olan ifade özgürlüğünün tezahürü olan protesto hakkımı kullandım. Sadece ama sadece hükümet istifa şeklinde bir yaklaşım sergiledim. Hakaret ve tehdit içeren herhangi bir tezahüratım olmadı. Derhal bu tedbiri kaldırmanızı talep ediyorum diye bir dilekçeyle başvurmaları gerekir. Baktığım zaman 18'e 3, 18'e 8, 18'e 9 ve 18'e 10 gibi maddelerden birçok maddelere sokmuşlar şeyleri. Gönderdikleri tebligatlarda yazıyor. Yani şunu sormak istiyorum size. Ne yapması gerekiyor? Evet, bununla ilgili başvuruda bulunması gerekiyor dediniz. Ama ondan sonraki süreç nasıl işleyecek? Şu aşamada Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçeyle başvurmaları tamam, gerekiyor. Tamam, tamam. Yani bu başvurduk. Cumhuriyet Savcısına başvurduk. Evet. Cumhuriyet Savcısı polisten, muhtemelen bunlar polis kamera kayıtları vesaireyle desteklemiyor olmalı. Aksi takdirde şahıslara, insanlara bu şekilde keyfek eder bir yaklaşım sergilendiğini düşünmek istemiyorum. O zaman açayım mı bu kısmı biraz? Ara ara gidelim isterseniz. Buyurun. Diyelim ki o şahısla ilgili herhangi bir görüntü yok ama o şahıs da onun kapsamı içine. Yani diyorsunuz yani görüntü olması gerekiyor veya ses olması gerekiyor diyorsunuz. Diyelim ki bakın şahıs... biz burada bir sonuç itibariyle ceza yargılaması evet. konusu olacak burada. Ceza yargılamasının temel prensibi suçsuzluk karinesidir. Yani bir insan aksi ispatlanıncaya kadar suçsuz kabul edilir. Eğer senin elinde somut ve o şahsın bu cezayı gerektiren veya da tedbiri gerektiren eylemi işlediğine yani yaptığına ilişkin tereddüte yer vermeyecek delilin ve belgen yoksa bu tedbiri uygulayamazsın. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani şu bloktan ses yükseldi, o bloğun hepsine ben bu şeyleri tedbiri uyguluyorum diyorsa eğer bu yargı burada yanlış yapıyordur. Bunu yapamaz. Buna yapmaya hakkı yok. Peki buradan o zaman başka bir soruya geçeyim. Bu da önemli. Çünkü çok önemli bir şey söylediniz. Blok anlamında söylediniz. Şimdi bize en çok gelen şikayetlerden bir tanesi de mesela maçlarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu biliyorsunuz sevkler yapıyor. Blokları kapatıyor bir anda. Bu pasoliklerde insanlara satılırken dendi ki yani hiç merak etmeyin her statta 200'e yakın kamera olacak. O zaman siz de çok iyi hatırlıyorsunuz. İşte bu olayları yapan kişiler göz bebeklerine kadar tespit edilecekler. Bunlar statlardan ayıklanacak. Onlar ceza alacak. Diğerleri rahat edecek dendi. Ama şimdi bakıyoruz. Mesela bir maça gidiyorsunuz. X bir maç. Atıyorum Fenerbahçe Galatasaray maçına gidiyorsunuz. Ne bileyim Fenerbahçe tribünden, açık tribünden 12 bin kişilik bir kapasite var. Veya 6 bin kişilik bir bölümden 300 kişi bir tezahürat yapıyor. Ama bir anda bakıyorsunuz o blok ertesi PFDK tarafından sekten sonra bir anda kapatılıyor. Yani o cezayı işlememiş olan o küfürü, tezahüratı tabii ki tasvip etmiyoruz. Yapmamış olan kişi bile hani kurunun yanı, yaşın yanında kuru da yanıyor diyoruz ya. Yanıyor evet. Bir anda. Bunu nasıl, bu insanlar ne yapacak peki? O da çok önemli. 6222 sayılı yasanın reklamlarını hatırlıyorsunuz değil mi çıkarken? Evet, evet. Artık herkes işte sadece suçlu olanlar tespit edilecek. Sadece aynen. Suçlu olanlara tedbir uygulanacak. Aynen. Böyle bir şey oldu mu Aygün Bey? Onu diyorum zaten olmadı. Geçtiğimiz 12 yılda hemen hemen pek çok konuda olduğu gibi deprem dahil bir arpa yolu boy alamadık, ilerleyemedik. Yani 6222 sayılı yasa olmasaydı da sporda şiddet ve düzensizlik aynı şekilde devam ediyordu zaten. Doğru. Önleyebildik mi Aygün Bey? Önleyemedik. Bakın statlardaki rezaletlere. Evet. Halen aynen devam ediyor. Demek ki konu yasalarda değil. Aygün Bey konu uygulayıcılarda. Bakın dünyanın en iyi yasalarını getirin. Ki bizim yasalarımız bence iyi seviyede. Daha düzgün hale getirilmesi lazım. Özellikle son spor kanununda yapılan bazı hatalar ve çelişkiler var. Onların da düzeltilmesi lazım. Ama bugünün konusu değil o. Fakat şunu söyleyeyim. En iyi yasayı getirseniz bile o yasayı eğer kötü uygulayıcıların elindeyse o yasa hiçbir anlam ifade etmez, hiçbir şey değişmez. Şu anda biz o noktadayız. 12 yıldır bir arpa boyu ilerlenilmedi. Sporda şiddet devam ediyor. Sporda şiddetin parçası olmayan taraftarlar bile aynı potaya konularak
o şiddeti veyahut da o hakaret eylemini yapanlarla birlikte cezalandırılıyor. Daha bunu bile ayıramıyorlar. O kamera sistemleri nerede? Hani yüz tarama sistemleriyle birlikte değil mi? Aynen. Öyle dediler çünkü. Aynen. İçeriye girerken ne yapıyorduk? Biz yüz tarama sisteminden bakıyordu adam. Farkla senin yüzüne eşleştiriyor. Giriyorsun. Doğru. Zaten nerede oturduğun belli. Hani bir kamera sistemi kuracaklardı da yüz tarama sistemiyle o işte kişilerin hangi eylemi yaptığını göreceklerdi. Bu yapılmadı. Bunların hiçbiri atılmadı. Yine toptancı bir anlayışla, toptancı bir zihniyetle. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence statları siyasi hegemonya altında tutmak için de bunu yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Böylelikle çünkü o ceza ve yaptırımları kendi tayin ettikleri kurullar eliyle verirken o cezaları orada da belli bir sistematik gürüyorlar. Ben spordan siyasetin tamamıyla elini çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna ama ne yazık ki ama kulüpler bu da çok izin veriyor hocam. Evet. Aynen. Bizzat kulüp yöneticileri buna vesile oluyor. Bizzat kulüp yöneticileri siyasetin girmesine sebep oluyor. Maalesef. Bakın Kayseri Spor'un başvurusu. Şimdi Kayseri Spor yönetimi bu başvurusunu Kayseri'deki Fenerbahçe taraftarlarına nasıl izah edecek? Kayseri'li olan vatandaşlara. Evet. Yani bunlar... Çevreilerden gelenler nasıl izah edecek? Nasıl izah edecek? Hocam ama şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani siyaset ve spor ayrı olmak zorunda dediniz ama maalesef siyaseti bizim spor başkanları soktu. Siyaset aslında sporun içine girmedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Vergiler çıkıyordu. Aman ne olur benim vergimi affet diye siyasetlerin kapılarını çalıyorlardı. Efendim ben stadımı yapamıyorum. İkisi birden. Ben stadımı yapamıyorum. Bana destek ol. Onu yapamıyorum. Bunu yap. Vergimi affet. Şuydu buydu derken iç içe geldi hocam. Yok, bakın iç içe geldi de bir noktada da hatırlayın biraz evvel konuşmamızın başında da dile getirdik. Güçlü Türkiye için var mısın Aygün Bey dediğimizde? Evet, doğru. Değil mi? Doğru. O zaman bu siyaset değil miydi? Doğru. Olmaz. Yapmayacaksınız. Bunları Türkiye'de bizim yeni bir sayfa açmamız ve bunların üzerine kalın bir yaprak çekmemiz gerekiyor. Temiz bir sayfa açmamız gerekiyor. Bu böyle olmaz. Doğru. Gazi Kart gelen mesajlar da var. Ara ara onu okuyacağım. Bir tane de soru gelmiş. Onu da söyleyeceğim. Gazi Kartalları size teşekkür ediyor. Eyvallah. Evet, sizin de söylediğim şey olduğunuz gibi siyaset futbola karışıyor. İşine geldi mi karışmıyor diye. Bir de şimdi Cengiz Çetin bir mesaj atmış. Sayın Aygün Bey, bu toplu blok kapatmaları da haksızlığa uğrayanlar hakkını aramak için mahkemeye başvursalar, hatta tazminat davası açsalar ne olur? Böyle bir hakları var mıdır acaba? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Birilerinin hakkını mahkemeye yolu ararsa bir daha toplu ceza gelmez diyor. Benim demiş söylemiş oldum. Yani adam zaten 17 tane maça gidiyor Emin Bey. Yani iç sağ maç anlamında söylüyorum. Bunun için artık ekonomik şartlar çok zorlaştı. Doğru. Ciddi paralar da veriyor insanlar. Evet. Yani gidiyor kombinesini alıyor. Bir anda bir bakıyorsunuz 17 maça diye giderken bir anda 7-8 maçtan sonra maç göremiyor. Ceza alıyor. Bir sonraki hafta gidiyor gene ceza alıyor falan derken bu böyle devam ediyor. Evet. Ne yapacak bu insanlar? Evet, ben de sizin aktardığınız üzere Cengiz Çetin Bey'in sorduğu soruya... Aynen, Cengiz Çetin Bey, buyurun. Mantığının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yasaların bir şahısla ilgili, bir kişiyle ilgili veya Cengiz Bey'le ilgili bir yaptırım uygulayabilmesi için Cengiz Bey'in bir yanlış yapmış olması gerekir. Eğer Cengiz Bey bir hata, bir kusur işlemediyse, Cengiz Bey'i tümden ve kolektif bir şekilde cezalandıran anlayışın ben doğru olmadığı kanısındayım. 6222 ile reklamını yaparken bunu siyasi iktidar, hatırlayın, artık işte orada şiddet önleniyor ve herkes fiili işleyen cezayı çekecek diye bir yaklaşım sergilemişlerdi. Hı hı. Bu olmadı. Bu sistemlerin kurulması oysa ki, o kamera sistemlerinin kurulması kulüplerin yükümlülüğündeydi Aygün Bey. Doğru. Ama bir türlü onun takibini de yapmadılar. Bence o kadar büyük yer, yani o kadar büyük transferlere çok büyük paralar harcayan kulüplerimiz bu tür yatırımları yapmaktan da geri durmamalılar. Dolayısıyla Cengiz Bey ve daha binlerce arkadaşımızın bu durumda olan şeylerinin, mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili yasal haklarının olduğuna da inanıyorum. Bu konuyla ilgili başvuru yapacak olurlarsa da bununla hukuki zeminlerinin olduğu kanısındayım. Tabii aslında burada biraz da kulüplerin de taraftarına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu cezalar verirken isyan etmesi gerekiyor. Yani sen nasıl bu ceza, bütün bloğu nasıl kapatırsın tarzda bir Galatasaray maçıydı galiba. Kaç blok kapattılar? Bir sürü binlerce kişi giremedi maça. Evet. Olmaz. Yanlış.
Şimdi bir mesaj geldi, ilginç mesaj. Yani diyor ki Fenerbahçe taraftarını korumaya çalışmayın diyor. Yani ne alakası var? Bizim söylemiş olduğumuz cümlelerden bunları nasıl çıkarıyorlar Emin Bey? Yok, bu çıkmaz. Yani Fenerbahçe taraftarından bahsetmiyoruz. Biz Türk futbolundan bahsediyoruz. Ve Türk futbolunda adaletten, Türk futbolunda hakkaniyetten bahsediyoruz. Eğer bu soruyu soran arkadaşımız Kayseri Spor Kulüp yönetiminin yaptığı başvuruyu doğru buluyorsa onun da hak ve hukuk anlayışıyla alakalı ciddi bir sorgulama yapması lazım. Doğru. Benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz veya vermek istediğiniz bir mesaj var mı Emin Bey? Yani şunu tekrar vurgulamak isterim. Lütfen ama lütfen eleştiriyi kaldırabilir olun. Ve siyasi tercihlerimizden arınarak bu tür değerlendirmelerimizi yapalım. Hepimizin kendimize ait bir mantığımız, bir hayat görüşümüz, bir dünya görüşümüz var ama spor bizim birleştiren hamurumuz, birleştiren çimentomuz. Spora eğer siyaseti Kayseri Spor yönetiminin yaptığı, yapmaya çalıştığı gibi sokmaya çalışırsak biz bunun önünü arkasını alamayız. Yarın öbür gün yine Beşiktaş'la oynayacak veya Fenerbahçe'yle oynayacak diğer siyaseten kendini belli bir yerlerde konumlandırmaya çalışan kulüplerin benzer başvuruları olursa o belirsizliği gördünüz dilekçede. Evet. Bazı duyumlar var. Duyumlar bazı falan. Bilgiler geldi. Ya Aygün Bey, yani çocuk mu kandırıyorsunuz? Herkes bunun hangi gerekçeyle yapıldığını biliyor. Yapmayın. Bu yol yanlış. Bu yoldan derhal dönülmeliydi. Kayseri İdare Mahkemesi yerinde bir kararda hukuka çağırarak Kayseri Spor yönetimini bir yaklaşım sergiledi. Kendilerini tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarına da güzel bir futbol seyri diliyorum Kayseri Spor maçında. Tabii orada Kayseri Spor taraftarının nasıl bir tezahürat yapacağını bilmeden Fenerbahçe taraftarı üzerinden bir yorum yapmaya kalktı Kayseri Spor kulüp yöneticileri. Çok teşekkürler Emin Bey. Ben teşekkür ederim Aygün Bey. İyi yayınlar dilerim. Çok mersi. Evet, attığımızda kas hakimi, spor hukuku avukatı Emin Özkurt vardı. Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok önemli açıklamalar yaptı. Sizlerin ne yapabileceği yönünde bilgilerde de paylaştı. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Şimdi biraz Karadeniz'e gidelim. Neden Karadeniz'e gidelim aradan sonra? Çünkü hakikaten ben Karadeniz'in dingil değil azgın denizlerini severim demişti Abdullah Avcı. Oraya ilk göreve başladığı zaman ve daha sonra da şampiyonluk gelmişti. Ama maalesef azgın dalgalar şu anda Karadeniz'i biraz karıştırmış vaziyette. Bakalım orada neler yaşanıyor. Sevgili Nurgül Günaydın'a birazdan bağlanacağız. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu çeyrek final maçlarını 4-5-6 Nisan'da oynanacağını duyurdu. Şöyle bir hatırlayalım isterseniz eşleşmeleri bir hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe, Yukatel, Kayseri Spor, Demir Grup, Sivas Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Ankara Gücü, Trabzonspor ve Galatasaray'da Medipol Başakşehir'le eşleşmişti. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları 4, 5 ve 6 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Tabii final ve yarı final müsabakaları ilgili takvimde daha sonra ilan edileceğini belirtti Türkiye Futbol Federasyonu. Evet, demin de söyledik. Yani böyle her şey sakin giderken azgın denizleri seviyor Karadeniz halkı, değil mi sevgili Nurgül? Abdullah Hoca öyle demişti, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Dingil denizleri sevmem, azgın dalgalı denizleri severim demişti. Sayın Abdullah Abici imza töreninde öyle hatırlıyorum. Evet, çok doğru söylüyorsun. Şu anda. Futbolun neden Nurgül Günaydın şu an attığımızda. Evet. Gerçekten de öyleydi Aygün Özpek ama şu anda tam o tanımını buldu şu anda. Dalgalı bir ne oldu peki? Yani Nurgül, şimdi anlamadığım bir şey var. Bir gün önce Sayın Başkan, başkanlarla beraber omuz omuza projesinde işte oradan telefonlarla yardımlar topladı. Ertesi gün bir anda Trabzonspor Kulübü olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Ne oldu o 24 saatte veya 12 saatte veya 8 saatte veya 5 saatte, 3 saatte? Neler yaşandı? Evet, aslında günlerimizde de konuşuyorduk. Trabzonspor ekonomik anlamda gerçekten sıkıntıları var. Yani büyük sıkıntı büyük aslında. Özellikle Mart ayını işaret ediyorduk sürekli her yayınımızda da. Mart ayındaki ödemelerin bekleyen gelecek olan ve şu anda gelen ödemelerin Trabzonspor'u çok büyük bir sıkıntıya sokacağını. Çünkü hatta transferi sormuştun sen ve ben transferin çok olabilirliğin olmadığını söylemiştim. Çünkü zaten şu anda ekonomik bir çıkmazın içinde Trabzonspor. Özellikle
Banka ödemelerinin bu ay başlayacak olması onun bir ağır yükü artı futbolcu ödemeleri ki en önemlisi bana göre şu anda da kulüpte bazı hatta sanıyorum bir tane yabancı oyuncunun kulübe ihtar çektiği yönünde. Bana gelen bilgiler 7-8'leri bulacak konuşulabilir 1-2 gün yani içerisinde. Şu an çünkü geçtiğimiz hafta sanıyorum 3 oyuncunun böyle bir girişimi olacaktı. Sanıyorum As Başkan Ertuğrul Doğan'ın girişimleri sonrası bunun durulduğu yönünde bir bilgi edindik. Yine 5 oyuncunun daha sırada olduğu ifade edilmişti. Ama tabii şu süreç belki o hamleleri de geciktirecektir ya da ortadan kaldıracaktır. Çok önemliydi. Trabzonspor'da şu anda sadece Mart ayı içinde ödenmesi gereken 16 milyon sadece Mart ayı için söylüyorum bunu ki 16 milyon euro anlamında söylüyorsun değil mi? 16 milyon yani, euro. Tabii ki. Zaten Trabzonspor'un en büyük sıkıntılarından bir tanesi stat sponsorluğunun bir türlü çözüme kavuşturulmamasıydı. Aslında Başkan Ahmet Ağa'nın en önemli hedefi amacı da oydu. Yani stat sponsorluğunu da bir anlaşmaya varıp oradan gelecek gelirle kulübü rahatlatmaktı. Ancak olmadı. Şöyle bir net bir bilgi söyleyebilirim. Dün bunu da öğrendim. Depremden önce Başkan Ahmet Ağoğlu'nun stat sponsorluğu konusunda bir görüşme yaptığı ve sona yaklaştığı yönündeydi. Ancak yaşadığımız o acı deprem olayından sonra bu işin de askıya alındığı bir şanssızlık dönemi rastladığı için ve en büyük hedef olan o gelirden gelir ne kadar bekleniyordu Nurgül? Yani o stat sponsorları gelirinden beklenti neydi? Tabii en az 35 hatta onun üzeri bir rakam. Çünkü ben 50'lere varacak bir rakam hatta diye öğrendim. Milyon eurolar mı? Milyon TL anlamında milyon, mı? Milyon euro diye. Yani 50 milyon euro. Uzun yıllara yayılmış olarak anlamında söylüyorum. Yani uzun tabii uzun yıllara yayılmış olarak ki yetmedi. Yani loca gelirleri, işte forma satışları kulübün şu anda bulunduğu çıkmazdan kurtulmasına yetmedi. Ve içeriden sanıyorum 9 tane yönetici kongreye gidilmesi yönünde yönetime baskı yaptı. Hatta size çok net özel bilgiler de vereyim. Ben yönetimdeki isimler yaklaşık 3-4 gün önce telekonferans yöntemiyle işte bütün yöneticiler toplantı halindeyken Başkan Ahmet Ağoğlu'nun onlardan bir süre istemesine rağmen bunun kabul görmediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yani en azından hani biraz zaman tanıyın, bir sponsor bulalım ya da bir hamle yapabilmek için zaman, ama yöneticiler buna dediğim gibi o 9 yönetici özellikle kesinlikle kabul etmediler. Ama gelinen süreçte istifa bekleniyor muydu? Aslında istifa hiç yoktu. Bu sürpriz oldu. Çünkü başkana en yakın isimlerden bizim dün yoğun bir telefon trafiğimiz oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde bir ziyaretçimiz vardı. Bizim hatta arkadaşlarla birlikte oradaydık. Gelişmeleri oradan öğrendik. Sonra orada bir yoğun telefon trafiğine girdik. Başkana en yakın isimlere sorduğumuzda da istifanın kesinlikle söz konusu olmadığı, sadece kongreye gidileceği, olağanüstü kongreye kadar da Başkan Ahmet Ağoğlu'nun görevinin başında olacağı yönündeydi. Dediğim gibi bunu söyleyen de bize başkanın en yanındaki, en yakındaki isimlerdi. Ancak bu sabah istifa, ama ben şuna bağlıyorum onu. Belki kongreye kadar yine hani bir girişim yapıp bir sponsorluk anlaşması, özellikle stat için bir hamlede bulunabilirdi ve yeniden adaylığı düşünebilirdi baştan. Demek ki sabaha kadar artık ya da dün gece nasıl bir gelişme olduysa tamamen tersine döndü ve istifa ederek şu anda As Başkan, zaten tüzükte de öyle bir madde var. As Başkan götürür kongreye kadar seçimi, yönetimi diye. As Başkan'ın da şu anda zaten görünen tek aday da As Başkan Ertuğrul Doğan. Onun daha rahat çalışabilmesi için de önünü açmak adına sanıyorum istifa kararı aldı başkan. Bundan sonra da aday olacağı ihtimali ortadan kalkmış oldu. Ve Trabzonspor'da şimdi gözler 21 gün sonra yapılacak olan kongreye çevrildi. Ha, aday olur mu? Başkan Ahmet Ağoğlu, evet, ona adı soracağım. Aday olur mu? Diyelim ki bu süre içerisinde, Nurgül şöyle sana söyleyeyim. Bu süre içerisinde demin senin söylemiş oldun yani belki yüksek gelir getirecek olan stat sponsorluk ismini de onaylatırsa, hallederse aday olur mu? Halledemezse aday olmaz mı? Tabii bu çok ilginç bir durum aslında. Yani olabilir, çünkü parayı bulan herkes aday olabilir. Şu anda Trabzonspor'un
başkanlık için aday olacak olan ismin, yani abartısız söylüyorum, 50 milyon TL ile, yani 50 milyon euro ile ya da artık neyse, cebinde 50 milyon olup gelmesi lazım. Yani çünkü öyle kolay bir iş değil, şu anda altından kalkılacak bir yük değil gerçekten. Yani inanılmaz bir ekonomik daralma var Trabzonspor'da. Başkan bunu bunun için çaba sarf eder mi başkan, ya da ikna edilir mi hani birileri tarafından? Tabii ki bu olur hani, çünkü biliyorsunuz Ahmet Ağoğlu 5 yıl önce göreve gelmeden önce de kendisine gidip başkan olması yönünde telkinde bulunulmuştu Trabzon'dan. Hı hı. Başta divan başkan olmak üzere işte bir ekip gitmişti. Tabii kendisinin de bu yönde çok fazla o zaman belki bir şey yoktu, ama gelen yoğun baskılar sonrası aday olmuştu. Ha yine öyle bir şey olursa, atıyorum işte dediğiniz gibi bir sponsorluk için somut bir şeyler elde ederse, ya da yine kendisine bu yönde baskı gelirse, tabii ki yani olur, neden olmasın. Ama ben şu anda tek adayın yani Ertuğrul Doğan gibi gözüktüğünü düşünüyorum. Çünkü niye? Başka da yani, çıkmaz diyorsun. Başka çok zor çıkar. Şu sürece yani cesaret ister yani. Mali anlamdan dolayı. Kesinlikle mali anlamdan dolayı. Çünkü dediğim gibi Mart ayında o kadar kısa sürede o kadar parayı bulup sorunları çözmek sanıyorum bir tek Ertuğrul Doğan'ın şu süreçte yapabileceği iş, ki bugüne kadar da kulüp için çok büyük fedakarlıklar yaptı Ertuğrul Doğan gerçekten. Çünkü belki bizim bilmediğimiz, daha çoğunu bilmediğimiz, kulübü ekonomik anlamda sorunlarını çözdü. Ya yansıyan yansımayan o kadar çok şey var ki, az önce de söylediğiniz gibi 7-8 futbolcunun ihtar çekme durumu var ki geçtiğimiz hafta 3 tanesi daha ihtar göndermiş ve bunları da durduran isim yine Ertuğrul Doğan olmuş. Yani kendisi çok katkı sağladı kulübe ekonomik olarak. Bugüne kadar da kulübün %80'i bu şekilde gitti diyebilirim size. Yani Ertuğrul Doğan'ın katkılarıyla gitti diyebilirim. Elbette kulübün gelirleri de var ama Ertuğrul Doğan'ın çok büyük katkısı oldu. Ama sanıyorum bu saatten sonra artık o da bir yerde dur demesi gerektiğine karar verdi ve yani kulübün olağanüstü kongreye gitmesinin en doğru karar olacağına karar verdi. Normalde seçim ne zamandı Nurgül? Seçim dediğim gibi 21 gün sonra. Yani, hayır. Olağanüstü kongre kararı gidilmeseydi. Yani, tam olarak şöyle 18-19 Mart tarihinde önce ilk toplantı yapılacak. Yani bu sanıyorum hani prosedür gereği oluyor ya. Hani hayır onu söylemiyorum Nurgül'cüğüm. Kongre kararı aldılar ya. Normalde evet. Sayın Ahmet Ağoğlu'nun görev süresi ne zaman bitecekti? Ahmet Ağoğlu'nun görev süresi yıl sonu bitiyordu. Sezon sonu sanıyorum. Sezon sonu bitiyordu. Yani evet, şu anda gelen başkan sezon sonuna kadar iki dönemi kapsayacak. Tabii. Ondan yani, sonra. Bravo. Şöyle seçim şu anda 21 güne kadar Ertuğrul Doğan zaten götürecek. Tamam. Ondan sonra gelecek olan yönetim, seçilecek olan yönetim 1,5 yıllık bir yönetim. Ha onu soruyorum. Evet. Ha tamam. 1,5 yıl. Evet 1,5 yıl. 1,5 yıl sonra yani eğer Ertuğrul Doğan Bey tek olay olursa kazansa 1,5 yıl sonra bir daha kongreye gidecek. Aynen öyle. Evet. 1,5. Zaten onu söyleyecektim aslında. Şöyle dediniz ya başka aday çıkar mı? Zaten başka aday çıkmama sebeplerinden bir tanesi bu olacak bana göre. Yani 1,5 yıllık için ben o kadar parayı verip neden geleyim? Hani olası yine bir başarısızlık durumunda da o kadar para verip gelecek olan yönetim bunu göze alamaz. Bunu riske edemez yani. O yüzden evet. Nurgül çok kısa bir reklam arasına gidelim. Bu çok önemli konu çünkü o konuyu konuşmak istiyorum. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sevgili futbol aradan Nurgül Gülen'de sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet attığımızda futbol aradan Nurgül Günaydın var. Tabii 21 günlük sürede Sayın Ertuğrul Doğan başkanlık yapacak. Daha sonra da seçim olacak ve seçimle gelen yönetimle 1,5 yıl sonra tekrar kongreye gidecek. Ondan dolayı adayın çıkması zor gözüküyor dedin. Doğru anladın değil mi sevgili Nurgül? Evet doğru ve ben şu anda hemen doğrulayayım. 2021 yılında Ahmet Ağoğlu yeniden göreve geldiği zaman zaten 3 yıllığına gelmişti. 2024'te seçim gözüküyor doğru. Evet. 3 yılda görevinde kalacaktı. Şimdi sorular da geliyor Nurgül. Jardel demiş ki Nurgül ablaya sorabilir misin? Trabzonspor başkanının seçim kararı almasına siyasi baskı olduğunu düşünüyor mu? Kesinlikle bir siyasi amacım yok diyor. Eğer öyle bir şey varsa diyor. Bunun ters tepme olasılığı var mı diyor. Ben bir de şey duydum. Doğru mu bilmiyorum sevgili Nurgül. Sayın Başkan'ın politikaya gireceği yönde, vekil adayı olacağı yönde de bazı dedikodular dolaşıyor. Var mı öyle bir şey?
Şöyle önce arkadaşımızın, kardeşimizin sorusunu cevaplayayım. Ben şu 3-4 günlük yoğun hareketli günlerde şunu öğrendim ki kesinlikle siyasetle alakası yok. Hatta bu divan toplantısına sarf ettiği havalimanının Mehmet Ali Nasreddin havalimanına verilmesi konusunda yaptığı çıkışla alakalı da tabii ki insanların aklına gelecektir ama onunla da hiç alakası olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ben dediğim gibi 3 gündür yaşadığımız bu yoğunlukta yaptığımız telefon görüşmelerinde, yoğun telefon trafiğinde ve yani en yetkili etkili ağızlardan edindiğimiz bilgilerde bu aslında tamamen biraz gidişatı belli olan bir süreçti. Çünkü uzun zamandır kulübün ekonomik anlamda gerçekten büyük sıkıntısı vardı. Ancak politikaya girer mi diye aslında açık konuşmak gerekirse bununla alakalı geçtiğimiz yıl bile yani bize de duyumlar gelmişti. Hatta Başkan Ahmet Ağoğlu'nun TFF başkanlığında dahil. İşte oraya da aday olacak denmişti. Ha, o da olabilir aslında. Siyasete soyunacağı söylenmişti ama ben siyasete çok sıcak bakmıyorum. Yani öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Öyle bir ihtimal de vermiyorum. Hatta TFF başkanlığı için belki olabilir. Her kulüp başkanlığı evet. Böyle bir şey vardır ama başkandan da o yönde çok bir şey görmedik biz. Işık görmedik. Yani ben siyasette alakalı olduğunu hiç düşünmüyorum. Öyle bir ihtimal de hiç yani böyle çok düşük değil. Çünkü süreci çok iyi biliyoruz. Yani tabii açık bizim de konuşamayacağımız, anlatamayacağımız çok detaylar var burada. Belki ileride onlar da konuşulur, yazılırlar. Yani siyaseten hiçbir ayrıntı verilmedi, bilgi verilmedi ya da öyle bir şey yok. Yani onu çok net söyleyebilirim. Hı hı. Tamamen açık konuşmak gerekirse yani ekonomik anlamda kulübü rahatlatan isim Ertuğrul Doğan desteğini çekti. Ondan dolayı. Yani çünkü Aygün Özpek şu da konuşuluyordu, bunu taraflar da biliyor. Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ağoğlu birlikte yola çıktıkları zaman Ahmet Ağoğlu'nun kendisine sözü olduğu da konuşuluyor. İşte ben şampiyonluktan sonra görevi bırakıp sana bırakacağım diyor. Evet evet, yani bu da var. Ancak süreç öyle ilerledi ki Ahmet Ağoğlu görevine devam etti, gelecek için planlamalar yaptı. Belki Ertuğrul Doğan da artık yani genç bir isim, heyecanlı bir isim ve gerçekten hiç bugüne kadar belki çok fazla görülmeyecek şekilde destek sağlayan bir isim kulübe. Onun da beklentileri var elbette. Her ne kadar yaşı genç olsa da bana göre çok fazla kulübe katkı sağladı. Bundan sonrası için artık kendinde o da haklı olarak artık bu kadar katkıdan sonra kulübün kongreye gitmesinin daha doğru olacağını, madem ben hani tırnak içinde söylüyorum, ben bu kadar kulübe katkı sağlayacağım, kulübün başkanı olarak sağlayayım bu desteği diye düşünmüştür. Ki kendine göre de kesinlikle haklıdır. Bana göre de hak etti mi Trabzonspor'un başkanlığını, hak etti bir isimdir. Çünkü bugüne kadar baktığımız zaman kulübün bugünlere gelmesinde çok önemli rol üstlenmiştir. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır Ertuğrul Doğan. Her sıkıntıda Ertuğrul Doğan'a başvurulmuştur. Her çözümsüzlükte Ertuğrul Doğan'a başvurmuştur ve hiç geri çevirmedi. Ertuğrul Doğan çok önemli bir figür oldu kulüp için. Enteresan olan hiçbir zaman çıkıp bir açıklama, bir konuşma ya da kendini öne çıkaracak bir şey de yapmadı. Bir hamle de bulunmadı. Hiç duymadık Ertuğrul Doğan'ı, doğru söylüyorsun. Hiç, biz kendisiyle çok da iyi diyaloğum olan bir insan, as başkan ve zaman zaman konuştuğumuz zaman da bazen birkaç kez kendisine bir bazı konularda bir şey sorduğu zaman şunu söylemişti. Nurgül'cüğüm, başkan o konuda konuşmaya yetkilidir. Başkanımız bilgi versin, başkanımız söylesin ve hep saygı çerçevesinde yerini bilerek hareket etmiştir. O anlamda da Ertuğrul Doğan bana göre süreçte en iyi şekilde götürecektir kulübü. Gazi Kartal'a mesaj atmış. Nurgül Adlı'ya sorabilir misin diyor. Bir Trabzonspor gazetesini öğrendim diyor. Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatmasını Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu haberi yokmuş. Bunu ben gazeteden öğrendim diye bir açıklama yapmış. Var mı öyle bir şey? Yani gazeteden, ben başkandan öyle bir demeç ben duymadım. Şöyle ancak hani biz basın mensupları olarak Abdullah Avcı'ya bunu sorduğumuz zaman kendisi evet Ertuğrul Bey sağ olsun böyle bir şey yaptı demişti. Hatta o zaman herkes şaşırmıştı. Çünkü Ertuğrul Doğan'la Abdullah Avcı'nın samimiyetini, aralarındaki diyaloğu herkes biliyor. Çünkü Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a gelmesinin en önemli etkenler zaten Ertuğrul Doğan'la eski as başkan Mehmet Yiğit Alp'ti.
O yüzden dediğim gibi başkanın kendi ağzından, ben gazeteden öğrendiğim şekilde bir demeci ben hiç duymadım. Gerek basın açıklamalarında, gerek maç önü maç sonu basına yaptığı açıklamalarda ben işitmedim. Ama bireysel olarak bir gazeteciye bunu yapmışsa onu da bilemiyorum. Bilemez yani, tabii, nereden bileceğiz? Ama böyle bir ifade duymadım. Sadece yani, dediğim gibi Abdullah Avcı'nın basın toplantısında kendisinin de evet Ertuğrul Bey'in ismini zikrederek sözleşmenin uzatıldığını kendisi açıklamıştı. Peki Sayın Ertuğrul Doğan'ın adaylık açıklaması sonrası yönetim içerisinden de alacağı isimler var mı? Yoksa Sayın Doğan yönetim dışından bir liste mi oluşturacak bu 21 günlük süre içerisinde? Şöyle, çünkü 22 kişilik bir liste oluşturması gerekiyor. Hı-hı. Tabii ki 1,5 yıl uzun bir süre. Ne kadar yeni bir ismin aday olması konusunda kısa gibi gelse de şu anda baktığımız zaman uzun bir süre. Çünkü Trabzonspor'un şu anda gerçekten yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Tıpkı şampiyon olduğu sezon öncesi olduğu gibi zaten Abdullah Avcı da Basel maçından sonra İsviçre'de onu zikretti. Önümüzdeki sezonun yapılanmasına işaret etti. Ben mutlaka takviyeler yapacak. Üstelik çok güçlü isimler takviye yapacağını düşünüyorum. Tabii ki şu anda onu destekleyen, yani onunla birlikte hareket eden şu andaki diğer 8 yöneticiyi de onları da vefa adına listesine bulunduracaktır. Çünkü bu bir yoldur, birlikte yürünüyordur ama dediğim gibi mutlaka daha güçlü isimler, yani şu andaki mevcut yönetimden çok çok daha güçlü isimleri kadrosuna katmak zorunda. Çünkü zaten kulübün buralara gelme sebebi sadece kendisinin ekonomik anlamda destek sağlayan tek adam olması. Yani Trabzonspor kulübünde bu anlamda 3-4 tane, en az 3-4 diyorum, ekonomik anlamda mutlaka fikirleriyle, projeleriyle destek verecek yöneticilere de ihtiyaç vardır. Ancak iş sonunda nereye geliyor? Maddiyata geliyor ve Ertuğrul Doğan gibi Trabzonspor'un 3-4 tane daha güçlü ekonomik anlamda kulübe destek verecek, kulübün her an yanında olacak isme daha ihtiyacı var. Bunun için de Ertuğrul Doğan çok güçlü bir liste yapmak zorunda. Dediğim gibi bu güçlü listeden kastımız da ekonomik anlamda durumu çok iyi olan yöneticiler ve bunu da yapacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki yılın planlaması için de bu şart zaten öncelikle zaten şu anda Mart ayını bir geçirmek zorunda ki bunun için de Allah yardımcıları olsun diyorum. Üzeyir Akbaş'ın aslında çok güzel bir sorusu var, biliyor musun? Yani diyor, şampiyon olmuş olan bir takım diyor, nasıl böyle bir maddi zorluk içerisinde olabilir diyor. Evet, evet, yani nasıl olabilir? Yani Trabzonspor aslında bunu fırsata çeviremedi. Yani şampiyonluğu fırsata çeviremedi Trabzonspor. Yanlış transferler, tabii bunu yöneticiler de kendileri de kabul ediyorlar. Yaptıkları yanlışları kendileri de kabul ediyorlar. Yani Abdullah Avcı da üzerine düşene kendisi aldı zaten. Transferlerin hepsine ben onay verdim dedi. Ve yaşadığımız sezonda da zaten her şey ortada. Takımın şu anda bulunduğu durum, Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA'dan, Konferans Ligi'nden elenen bir takım, elde var sadece bir Türkiye Kupası. Düşünebiliyor musunuz? Yani şampiyon takım nereden nereye geldi? Sadece bana göre, hani benim kendi şahsi görüşüm, tabii çoğu taraftarda belki böyle düşünüyordur, tek bir hamle bugün buralara getirmeyebilirdi. Yani tabii yine aynı yere gidiyoruz. Vakime'nin gönderilmesi, yani kalmaması çok şeyi kalması çok şeyi değiştirebilirdi. Yapılan transferlerin takıma ne kadar fayda sağladığı ortada. Uyum mu dersiniz, adaptasyon mu dersiniz, faydasını transfer mi dersiniz, ne dersiniz deyin. Artı çok önemli bir detay var ki, Uğurcan Çakır'ın performansı inanılmaz kötü bu sezon. Uğurcan Çakır bu sezon hiç yok, yani deyim yerindeyse. Çünkü Trabzonspor'un şampiyonluğunun kilit iki ismi vardı. Birisi Vakeme, birisi de Uğurcan'dı. Yaptığı kurtarışlar. Tabii bu sezon Vakeme yok, Uğurcan da yok, yani deyim yerindeyse. O yüzden bu sezon gerçekten sportif anlamda da Trabzonspor beklentilerin çok altında kaldı. Transferlere tabii bağlıyoruz bunları. Gerçekten çok fazla transfer yapıldı. Yani şampiyon takıma bana ama bir şey söyleyeyim. Bu transferleri yapan isim de Sayın Başkan'la beraber Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'ydı, evet, yani baktığın evet zaman. Evet, yani şimdi günün sonuna geliyoruz, işte şu soru soruluyor, bu transferleri de birlikte yaptı. Evet, birlikte yaptılar. Deniyor. Yani evet, yani sorumluluk ortak ama dediğim gibi Trabzonspor'da şampiyon takıma sadece 1-2 dokunuş yeterliydi aslında. Ama bu yapılmadı. Bunun yerine
belki işte mahkemenin gönderilmesi taraftar tarafından da çok tepki görmüştü aslında. Kabullenememişti taraftar bunu. Belki onun üzerine örtmek adına, hani o tepkileri dindirmek adına çok fazla transfer yapıldı. Takımın golcüleri gönderildi. Yani gitti daha doğrusu. Hatta ben şöyle bir demeç okudum. Cornelius'un ben bu kadar çabuk bırakılacağımı düşünmüyordum. Ben, doğruysa aslında bilmiyorum tam doğru mu o demeci ama eğer doğruysa ki yani çok üzücü gerçekten bu kadar çabuk. Belki o günü de kulübün ekonomisini bilemiyorsunuz. Onların da ihtiyaç vardı kulübün o dönemde. Bir o konuda bir şey yorum yapamıyorsunuz. Nurgül yani. Şimdi şampiyon takımdan 13 futbolcu yeni transferler yapıldı. Fakat bu gelenlerin de çok fazla takıma katkı sağlamadığı görüldü. Doğru evet, mu? Evet. Yani, zaten... yani şimdi şunu söyleyeyim. Önümüzdeki sene itibariyle, şimdi bugünden itibaren Sayın Başkan işte Ertuğrul Doğan olacak veya Ahmet Ağa olacak. Bilmiyorum seçimi kim kazanır, kim kazanır. Başkan girer mi girme bilmiyorum ama başkanın önünde de çok kritik bir süreç başlayacak. Yani bir yandan diyorsun işte para bulması gerekiyor. Öpür yandan da bu futbolcuların belli bir kısmının gönderip yeniden bir takım oluşturulmasına yoluna gidilecek gibi gözüküyor. Tabii ya bu da ayrı bir mali yük. Planlama o şekilde olacak mutlaka. Çünkü yani bu sezonun kadrosuyla hani ana kemik kadrosu elbette kalacaktır ama önümüzdeki sezon işte bir Dorukhan'ın dönmesi, Vizca'nın zaten Vizca döndü şu anda. Hamşik yeni bir yol haritası belirleyecek. Zaten yeni sezonda olmayacak. İşte, 99 değil, %100 ihtimalle. Önümüzdeki sezon Hamşik olmayacak. Bakasetas'ın transferi olacak mı? Halen daha şu anda bile konuşuluyor. Bakasetas transferin bitmesine 2-3 gün kala belki Bakasetas satılabilir diye dün bile konuşuluyordu. Ama dediğim gibi Trabzonspor'un... Bu mali anlamda yükü kaldırma anlamında söylüyorsun değil mi? Tabii, gelen tekliflerin. Tabii ki değerlendirilebileceği de konuşuluyordu dün. Yani kulübü bir anda bu Mart ayını en azından geçirebilmek adına o bile dün konuşulan senaryolar arasındaydı. Ama dediğim gibi gelecek sezon Abdullah Avcı ile yine devam edilecek. Nasıl bir yapılanma düşünüyor? Ertuğrul Doğan'la nasıl bir planlama yapacaklar? Dediğim gibi yani az önce de söyledim. Yani bir Hamşik olmayacak. Dorukhan dönecek. Uğurcan Çakır transfer olacak mı? Abdülkadir Ömür gidecek mi? Tabii bunların hepsi sezon sonunda. Sezon sonu belki gelmeden netleşecek. Ona göre de önümüzdeki sezonun yapılanmasını yeniden birlikte yapacaklar. Evet, kolay değil. Peki Abdullah Avcı'nın durumu ne olacak? O da çünkü kafalarda bir soru. Evet, Ertuğrul Doğan'la arası çok çok iyi. Sözleşmesini uzatan bir isim. Ama Abdullah Avcı'nın da durumu ne olacak? Sen yani de... evet, taraftar son dönemlerde tepkisini gösteriyor. Yani özellikle konferans liginden de elendikten sonra. Abdullah Avcı zaten sorumluluğu üzerine aldı. Transferleri ben yaptım. Yani o takım ortada bir oynayan bir takım olmadığını ima ederek ben yaptım dedi bu transferleri. Sorumluluk benim dedi. Ve hedef koydu. Önümüzde Türkiye Kupası var dedi. Gelecek yılın planlamasına bakacağız dedi. Bu da demektir ki yani devam edeceği yönünde. Ama tabii saha sonuçları ne getirir? Türkiye Kupası Nisan ayına sen söyledin az önce. Türkiye Kupası'na ne olur? Taraftar tepkisi ne şekilde gelir ya da elenme olursa ki umarım elenmez. Çünkü önemli bir hedef Trabzonspor için şu anda. Evet, yani Avrupa elde anlamında. Kalan. Tabii Avrupa anlamında ve elde kalan tek hedef. Tabii o da dediğim gibi ilerleyen dönemde Abdullah Avcı'nın kendisiyle alakalı vereceği karara bağlı. Ama ben Ertuğrul Doğan'la uyumlu bir şekilde çalışacaklarını düşünüyorum. Şunu sana sormak istiyorum. Bence buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi tribünün de takımı yalnız bırakması. Tabii ki bunu sezon başından beri hep konuştuk seninle. Geçtiğimiz sezon hani takım evet kötü ama geçtiğimiz sezonun taraftarı da yok. Evet. Yani taraftar hiç yok yani şöyle hiç yok derken geçtiğimiz sezona bir kıyaslama yaptığımız zaman yok. Geçtiğimiz sezonun o coşkulu o tribünlerde sadece baktığımız zaman Fenerbahçe işte Galatasaray maçlarında bir belirlik gördük. Bir işte koreografi coşkusu gördük ama onun haricinde tribünlerde böyle bir sönüklük bir doymuşluk vardı. Yani onlar da bir doyuma ulaşmışlar. Şampiyonluk en üst zirvede yaşadıktan sonra o sevinci. Taraftarda da bir rehavet oldu. Çok bir bütünlük olamadı yani taraftarlar arasında da. Bu tabii takıma da yansımadı değil. Takımın motive olmasına, takımın sahada coşması adına da çok etkili olamadı. En güzel görüntüyü bu sezon ben Basel maçında gördük diyebilirim. Hem Trabzon'daki hem de
İsviçre'deki maçta. Deplasmandaki maçta diyorsun. En güzel görüntü oydu. En böyle birlik beraberlik içinde güzel tek set iki maç o maçlarda diyebilirim. Sezon başından beri bana sorarsanız o iki maçı gösterebilirim. Yani onun dışında çok fazla bir motivasyon anlamında takımda taraftarda da bir düşüklük vardı gerçekten. Yarın da biliyorsun Ümraniye maçı evet. Saat 16'da neler söylersin, oynayamayacak durumda olan futbolcu var mı, nasıl bir kadro kurmayı düşünüyor ve şöyle maça ilgi nasıl, oradan başlayalım istersen. Aslında bakarsanız dün Ümraniye maçın hakemiyle alakalı olarak kulüp resmi sitesinden açıklama yaptığı zaman herkesten böyle bir yok artık yani bunun zamanı mı, o kadar gelişme yaşanırken hani bu neyin nesi şeklinde tepkiler geldi. Evet, hazırlıklarını sürdürüyor Trabzonspor ama yani açıkçası maça çok konsantre oldu mu insanlar, bence çok değil. Çünkü yaşanan gelişmeler gerçekten hem biraz sürpriz etkisi hem biraz şok etkisi yarattı. Ama ya mutlaka taraftar gelecektir ama ben öyle çok fazla büyük bir taraftar kitlesi geleceğini düşünmüyorum şu anda. Yani tepki olabilir mi başkana veya yönetime, tepki anlamında bir şey olabilir mi? Tepki olmaz. Yani çünkü Ertuğrul Doğan'ı da çok seviyor taraftarlar. Yani iki başkan arasında hani o mu o mu diye bir tercih yapacağını da çok düşünmüyorum ben. Çünkü yani şu anda taraftarın öyle bir şeyi yok. Bir duruşu ya da öyle bir reaksiyonu yok. Yani öyle bir şey olacağını da çok düşünmüyorum. Ama başkana belki destek için taraftarlar bir tezahürat yapabilirler. Ama tepki olacağını ben çok düşünmüyorum. Benim sormayı unuttum. Senin söylemek istediğin herhangi bir şey var mı sevgili Nurgül? Evet, yani gerçekten zor bir süreç. Yani bizim açımızdan da, gazeteciler açısından da şöyle zor bir süreç. Bilgi almak için inanın dün inanılmaz bir telefon trafiği. Yani hatta bir aradaydık demiştim, yayının başında söylemiştim. Selçuk arkadaşımız, Gökmen, Yunus Emre hepimiz dernekteydik. Ziyaret vardı TSD'ye. Gençlik Spor İl Müdürümüz, Yerim Müdürümüz ziyaret etmişti. Çok da beğendi bunu. Derneğimize tebrik ediyoruz. Evet, o görüşmenin, ziyaretin hemen ardından zaten telefonlar başladı, hareketlilik başladı. Birisini yani arasanız da kimseye ulaşamıyorsunuz ilk etapta. Çünkü herkesin telefonu meşgul. Şöyle küçük bir anekdot anlatayım size. Buyurun. Yöneticilerden bir tanesini ben aradım. Bir diğerini, hatta başkanı da diğer arkadaşımız aradı. İkisinin telefonu da meşguldü aynı anda. Hatta güldük, birbirimize baktık. Acaba birbirleriyle mi konuşuyorlarmış? evet. Yani genel sekreterle, ben genel sekreteri aramıştım. Diğer arkadaşımız da başkanı aramıştı. Aynı anda ikisi de meşguldü. Sonra diğer yöneticiyi arıyorsunuz. Hep meşgul, telefonları dönmüyorlar. Bir daha aramak tabii süreç hassas olduğu için. Yani ne diyeceğinizi de bilemiyorsunuz tabii bir yerde. Ama sağ olsunlar dün bize döndüler, hepimize döndüler oradaki arkadaşlar olarak. Ben de ilk görüşmeyi yapanlardan bir tanesiyim. Hatta akşam da çok uzunca bir telefon görüşmesi yaptım bir yöneticiyle. Bunlar belki daha sonra, belki başka bir zaman yazılmak, açıklanmak kaydıyla çok özel bilgiler. Tabii o şeyde yönetim kurulu toplantısında ne konuşuldu, ne oldu, evet, ne bitti? Çok özel bilgiler paylaşıldı benimle. Bunlar tamamen şu anda bende. Çok uzun da bir görüşme oldu. Tabii dediğim gibi süreç hassas. O yüzden kelimeleri dahi çok dikkatli seçmek gerekiyor. Biliyorsunuz sosyal medya anında linç kültürünü devreye maalesef atıyor. Seviyorlar linç etmeyi. Evet, biz de bu süreçte görevimizi en iyi şekilde yapabilmek adına daha dikkatli olmalıyız. Onun gayretindeyiz. Nurgül, Fatih Tellioğlu şöyle bir mesaj atmış. Tüzüğe Sayın Ağaoğlu bir madde ekletmişti. Mali sınır aşılırsa bunu yönetim öder, evet, diye. Sınır aşıldı mı diye bir, ama tabii süre de yani var, bilmiyorum. Aşıldı mı sınır? Evet. Bence aşıldı gibi gözüküyor. Yani süre sınır. Süre var çünkü dediğim hayır, gibi. Mali yani, sınır, mali sınır. Belli bir oran yani üzerinde. Mali sınır, evet. Yani çünkü şöyle, mali sınır aşıldı mı, tabii onu çok net söylemek için o tabloyu ama borçta 3.6 milyar TL'ye çıkmış Trabzonspor'un, onu da söyleyelim. Tabii borçlar, yani. Evet, borçlar yükseldi ancak kulübün ne kadar bir harcama limiti var, ne kadarını aştı, ne kadar bir opsiyonu var, onu da net bilmek o zaten gerekiyor. Sezon sonu belli olur.
Evet, o da sezon sonu belli olacağı için o arkadaşımız dedi aslında çok önemli. O benim de aklıma gelmişti hatta. Sabah onu düşünmüştüm. Başkan kendisi zaten bu maddeyi bizzat koydurmuştu evet. diye. Ben de sorumlu olacağım demişti. Ben de olacaktan bunu riayet etmeyeceksen ben de sorumlu olacağım demişti. Benim de sabah ilk aklıma gelen oydu. Yani çok samimi söylüyorum. Ama dediğiniz gibi yıl sonunu görmek gerekiyor bunun için. Sezon sonuna bakmak lazım. Evet. Sayın Başkan'la görüşme imkanı oldu mu şu dakika itibariyle? Moral nasıl? Yani başkanla dediğim gibi dünden itibaren çok fazla görüşme imkanı olmadı. Ancak şöyle çok yakın. Şehirdeki gazetelerin bakış açısı nasıl şu anda? Yani kongreden evet. memnun mu medya? Evet. Onu sorayım istersen oradan. Ben zaten şeyde futbol arenada da sabahtan ilk gönderdiğim şeydi o. Gazeteler mi? Gazete başlıkları, Trabzon'daki yerel gazete. Tabii bazı gazeteler biraz eleştirel bakıyorlar Başkan Ahmet Ağoğlu'na. O farklı bir şey, ona çok aslında girmek istemiyorum. Yani bazı gazetelerin yayın politikaları çok farklı. O yüzden onlara çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani detayına girmek istemiyorum. Hani hesap vereceksin falan tarzında. Ama genel anlamda beklenen son şeklinde değerlendirildi. Yani Trabzonspor'da yaşanan gelişmeler. Hatta dün başkan istifası belli olmadığı için genel kurul son çare denmişti. Ama kongreye gideceği işte ekonomik kriz, fikir ayrılıkları işte dibe vuran bir takım. Ve beklenen son, yani en önemli manşetlerden bir tanesi bu. Yani süreci özetleyen, çünkü fikir ayrılıkları da yaşanmadı mı? Yaşandı elbette. Bunu özetleyen işte en anlamlı başlıklardan bir tanesi bu diyebilirim. Peki. Çok teşekkürler Nurgül yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, hattımızda futbol arenadan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Detaylı bir Trabzonspor analizi de yapmış olduk. Ertuğrul Doğan'ın tek aday olduğu gözüküyor. 21 gün boyunca işte başkanlık yapacağı söyledi sevgili Nurgül. Daha sonra da tek aday olacak. Seçime girecek. Tabii burada Sayın Ahmet Ağoğlu'nun hamlesi çok önemli. Çünkü sevgili Nurgül Stad isim sponsorla bir yerle anlaşmıştı. Fakat bu tabii depremden dolayı maalesef bu olmadı demişti. Belki başkan bu süre içerisinde bu isim sponsorluğunu hallederse kongreye eli de güçlü girebilir. Bir de tabii bir mali yapı var. Demin de sevgili Nurgül'ün söylemiş olduğu gibi yani 16-20 milyon euro gibi o koltuğa oturur oturmaz ödemeniz gereken bir rakam var. Futbolcuların ihtarnameler çektiği söyleniyor. Sevgili Nurgül de zaten bunları söyledi. Yani gelecek olan başkanı da çok sıkıntılı bir süreç bekliyor Trabzonspor'da, onu da belirtelim. Tabii şimdi diğer haberlere şöyle baktığımızda birkaç haber daha okumak istiyorum. Yani gündemde bugün yayın içerisinde başta söylemiştik. Onlarla ilgili bir iki haber vermek istiyorum. Galatasaray hakikaten çok önemli hamleler yapıyor. Yeni yeni projeler hayata geçiriyor. Emlak Konut Gayri Yatırım Ortaklığı Galatasaray Flora Metin Oktay tesislerinin arsasını sattı. Sarı kırmızılı kulüp Flora'daki arsanın emlak konutta bulunan 41 dönümlük bölümünü 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'ye satın aldı. Daha önce arazinin 21 dönümlük bölümünü elinde bulunan Galatasaray Flora'da toplam 62 dönümlük arazinin de sahibi olmuş oldu. Dün bununla ilgili bir kap açıklaması geldi. Emlak Konut Flora arazisinin kalan kısmının Galatasaray'a satıldığını duyurdu. Emlak Konut'un kamuoyu aydınlatma platformu kapa yaptı açıklamada. Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul ili Bakırköy ilçesi Flora mahallesinde yer alan 292 bölü 220 ada parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır dedi diye bir açıklama yaptı. Kap açıklaması. Sarı Kırmızı yönetim sıradaki hedefinin takımın tesislerini Kemalburgaz'a taşımak ve Flora'da inşaata başlamak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu ay yapılacak olan mali kongrede projenin detaylarını açıklaması bekleniyor. Yarın biliyorsunuz Galatasaray saat 17'de geliri depremzedelere verilmek üzere bir yardım maçı yapacak. İstanbulspor'la oynayacak. Zaniolo'nun maliyeti de belli oldu. Detayları belli olduğunda okumak istiyorum. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro transfer ettiği Nicola Zaniolo'nun anlaşmasında yer alan maliyet detayları ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre oyuncunun sonraki satıştan kâra %20 ortak olan Roma'nın sözleşmeye özel madde koydurduğu ortaya çıktı. Zaniolo'nun sarı kırmızılı formayla mücadele edeceği ilk resmi maçın ardından Galatasaray'ın Roma'ya 1,5 milyon euro bonus ödeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Zaniolo için ödeyeceği 15 milyon euroyu 3 yıla yayılmış şekilde 5 taksitle ödeyecek. 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini sözleşmesine koyduran Nicola Zaniolo'nun şimdiden sezon sonu için Milan ve Juventus'la ilgilenmeye başladığı haberleri çıkıyor. İtalyan genç yıldız sarı kırmızılarla yalnızca yarım sezon oynayabiliyor. 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Nicola Zaniolo sezonun geri kalanında 900 bin euro alacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise maaş 2 milyon 750 bin euro olacak. Tabii Zaniolo ile ilgili de hemen şunu da söyleyelim. Milan'ın çok ciddi bir teklifte bulunduğunu belirtelim. İtalyan devi Milan'ın Milan'a gideceği yönünde haberler var. Onu da belirtelim. Artık baktığımız zaman, diğer haberlere baktığımız zaman Hacı Wright ile ilgili Galatasaray'ın devreye girdiğini görüyoruz. TRT'nin haberine göre işte zaten transfer bitmesine de çok az bir süre kaldı. Hacı Wright ile ilgili bonservis pazarlıklarının devam ettiğini, işte kulübün 8 milyon euro istediğini, işte Antalya'nın yüksek bonservisi 8 milyon istediğini, Galatasaray'ın işte biraz 3,5-4'ler verdiği üzerine bazı futbolcular vermek istediği yönünde de haberler var. Görüşmelerin devam ettiği yönünde haberler var. Tabii ki teklifin kabul edilmesi gerekiyor. Ama sıkı pazarlıkların sürdüğü de belirtiliyor. Beşiktaş'ta tam 7 ayrılık birden yaşanacak. Sadece o kalıyor haberleri var. Sporto'da Süper Lig'deki erteleme maçında Antalya Spor'u konuk eden ve rakibiyle berabere kalan Beşiktaş zirve yarışta büyük bir darbe aldı. Şampiyonluk şansını zora sokan siyah beyazlar tarihi bir karar aldı. Şenol Güneş'in kararıyla flaş bir revizyon yapacak olan siyah beyazlarda bir tek o isim kalacakmış. Devre arasında Amir Hacıahmetoviç, Abu Bakar, Onur Bulut, Omar Koley ve Aleksandro Maksim'i transfer eden sarı kırmızı siyah beyazlar Montero, Emrecan, Josef ve Vegors gibi isimlerle yollarını ayırmıştı, biliyorsunuz. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Antalya Spor maçının ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, bu arada Enkudu'nun kadroda yoktu. Şu an düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz. Enkudu'nun gitmesine sıkıntı yok. Gitme durumu var. Gidip gitmeyeceğine karar verilecek demişti. Delali geldiği ilk günden sonraki döneme kadar oyun olarak bize düşündüğümüz verimi katamadı. Dele son iki hazırlık maçına bakınca olumlu işler yapıyordu. Koşan oyuncu ama top kullanma, asist ve gol atmada da sıkıntıları var. İyi de oynasa, kötü de oynasa sene sonunda gitme ihtimali, olasılığı yüksek olan bir futbolcu demişti. Sezon sonu itibariyle 7 oyuncunun kontratı sona erecek olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dışında geriye kalan oyuncuların tutulmasının mümkün gözükmüyor. Atiba, Wellington, Redmond, Delali, Enkudu performanslarıyla gözden düşen isimler. Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranıyor. 29 yaşındaki futbolcunun da seneye takımda kalmayacak. Bu isimlerin dışında sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performans beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alan 1,5 milyon euroluk opsiyonun yüksek olmasından dolayı devam edilmesi mümkün gözükmüyor. Haberleri var gazetelerde bugün. Evet, bugünlük de bu haftalık da ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. HDI.